Şimdi YouTube kanalımız açılıyor. Bakayım. Evet, açılış yani... müziğini de verirseniz Timur Bilgen başlayabiliriz sonrasında. Ha, evet. Açılış müziğimizi verelim isterseniz. Ha, evet. Ah tamam. Şimdi ben kanal da açıldı. Onun sessizi aldım. Şimdi şeye başlayabiliriz. Ben hemen bakayım. Şeylerim, PowerPoint'um hazır. Tamam. Evet. Bizi YouTube'dan izleyen değerli izleyiciler, şimdi açış müziğiyle programa başlayacağız. Ben şeyi oynatırken eğer seste veya şeyde ne diyorlar, PowerPoint yürümüyorsa beni uyarın, oldu mu? Tamam. Eğer ses çıkarmasanız her şey gidiyor demektir. Oldu. İyi akşamlar sevgili konuklar, kıymetli dinleyenler. Akşamlar. 84. TÜSAT Bitik Türklük Bilim, Türk Bilim Sanal Tayımıza hoş geldiniz. Covid-19 salgınının başladığı günden itibaren her hafta, her cumartesi dünyanın dört bir tarafından bilim insanlarının toplanarak konuşmalar yaptığı, çeşitli bilimsel tartışmaların yapıldığı
TÜSAT Bitik Türklük Bilim Sanal Tayları kesintisiz bir şekilde 84 haftadır devam ediyor. Ve bu 84 hafta boyunca hem YouTube Bilge Türkler kanalında canlı olarak verilirken hem de Zoom üzerinden yayınımızı gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda burada sunulan bildirilerden bilimsel kitaplar da çıktı. 3 ayrı kitap da çıkarıldı. Buradaki bilim adamlarının sunduğu bildirilerden geliştirilerek. Bu hafta da Özbekistan'dan 2 konuğumuz var. İlk oturumumuzda Özbekistan'dan kıymetli bilgelerimiz bizlerle olacaklar. Ekran paylaşımı yapıyorum müsaadenizle. Profesör Doktor Aftandil Erkinoğlu ve Doktor Rüstem Cabbaroğlu Alişir Nevai 1471 Akkoyunlu Muhlisler Divanı'nın önemi hakkında bizlere bir sunum gerçekleştirecekler. Ortak sunum gerçekleştirecekler. Ancak öncesinde saygıdeğer bilim adamlarının özgeçmişlerini kısaca sizlere sunmak istiyorum. Ekran paylaşımı yapıldı sanırım. Evet. Evet, evet. Peki. Profesör Doktor Aftandil Erkinoğlu 3 Şubat 1964 yılında Taşkent'te dünyaya geldi. Özbek kendisi ve evli ve 3 çocuk babası. Eğitim hayatına bakacak olursak 1981 yılında üniversite diplomasına sahip. 1981-1986 yılları arasında Özbek Filoloji bölümünde Taşkent Devlet Üniversitesi'nde Özbek dili ve edebiyatıyla ilgili bir çalışması var. 1986 ve 1987 yılları arasında yardımcı araştırmacı olarak Özbekistan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü'nde görevi var. 1987-1990 yılları arasında doktora tezi hazırlamış ve bunu da 20 Aralık 1990 yılında doktora tezini sunmuş. Doktora tezi Alişir Nevai'nin sanatı üzerine. 1994-1998 yılları arasında da yine başka bir habilitation tezis dediği, Türkçesini bilemiyorum. Bunu böyle bir bu tez çalışması. Avrupa'da da var. Habilitasyon diyorlar. Habilitasyon. Doktora evet. Sonrası çalışma. Evet. Doktora sonrası çalışma, evet. Özbekistan Ulusal Üniversitesi'nde böyle bir doktora çalışması yapmış. Doktora sonrası çalışma yapmış. Burada da yine Alişir Nevai'nin Ham Sesi üzerine bir çalışma yapmış ve 2000 yılında da bu tezi onaylanmış. Çalışma yaşantısına bakacak olursak uzun bir çalışma yaşantısı var. 86-87 yıllar arasında Özbekistan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü'nde çalışmış. 87-97 yılları arasında Özbekistan Ulusal Üniversitesi'nde Çağatay Edebiyatı ve Tarihi bölümünde çalışmış. 97-2008 yılları arasında doçent doktor olarak yine Özbekistan Ulusal Üniversitesi'nde görev almış. 2008-2011 yıllar arasında yine profesör olarak Taşkent Devlet Üniversitesi Doğu Araştırmaları biriminde çalışmış. 2012'den sonra araştırmacı olarak yine Tarih Enstitüsü'nde 2012-2016 yılları arasında yine editör olarak bu şekilde çalışmış diyelim. Çok uzun olduğu için biraz kısaltmak istiyorum. Özbekistan'daki görevleri dışında misafir araştırmacı, misafir profesör olarak da yurt dışında bulunmuş. 2012 yılında Paris'te, 2013-2014 yıllar arasında Japonya'da,
2014'te yine Japonya'da, 2016 yılında da yine Paris'te misafir öğretim üyesi olarak görev almış kendisi. Çok sayıda araştırma bursu, ödül sahibi kendisi. Burada da görmektesiniz ve bu ödül ve burslarla beraber İran'da, Tahran'da, Almanya'da, İstanbul'da, Avusturya'da birçok ülkede, enstitü ve üniversitelerde görev almış kendisi. Hepsini okuyamayacağım. Ayrıca çok sayıda dil biliyor. Bildiği diller arasında Özbekçe ana dili, Rusça, Tacikçe, Darice, Farsça iyi derecede bildiği diller arasında. Yine Türkçe de Türkçe, Çağatay Türkçesi, Fransızca, Almanca, İngilizce de bildiği diller arasında. Çok sayıda kitap çalışması ve başka yayınları da var. Ancak 16 tanesinin ben buraya alabildim ve çalışmaları daha çok Çağatay Edebiyatı, Alişir Nevai ekseninde çalışmalar diyebiliriz. İkinci konuşmacımız ise Doktor Rüstem Cabbarov. Ortak bildiri sunacaklar kendileri aynı konuda. Rüstem Cabbarov'un tam adı Cabbarov Rüstemcan Madiyeviç. Öyle. 1979 doğumlu, Özbekistanlı ve eğitim olarak Özbekistan'da Ulusal Üniversitede üniversite mezunu. Doktorasını yine aynı üniversitede yapmış. Gazeteci olarak da çalışmış. Meslek olarak ve bildiği yabancı diller arasında da Özbekçe dışında, ana dili olan Özbekçe dışında Rusça, Almanca, Farsça, Türkçe, Arapça ve İngilizceyi sayabiliriz. Çalışma yaşantısına bakacak olursak 1997-2003 yıllar arasında Özbekistan Ulusal Üniversitesi'nde öğrenci, 98-2000 yıllar arasında Respublika Gazetesi'nde muhabir, 2000-2003 yıllar arasında Kışlok Hayati gazetesinde yine muhabir. 2003-2010 yıllar arasında da Ulusal Haber Ajansı'nda, Özbekistan Ulusal Haber Ajansı'nda bölüm şefi, baş editörü olarak, baş editörü olarak görev yapmış. 2010-2020 yıllar arasında Darakçı gazetesinde baş editör olarak görev yapmış. 2020 yılında filoloji alanında doktorasını tamamlamış ve 2021 yılından itibaren de Ulusal Association Electronical Mass Media'da başkan olarak görev yapmakta. Yayınlanmış çok sayıda eseri var. Çalışmaları Alişir Nevai, Tebrizli şair, hat yazarı Abdurrahim Anisi'nin hayatı ve eseri, Özbek dili ve edebiyatını kopyalayan Harezm sekreteri, Akkoyunlu hükümdarı Cihanşah, gerçek Özbek şairi Alişir Nevai'nin gözünde gibi çok sayıda çalışması bulunuyor. Evet, iki bilim adamımızın, kıymetli iki bilim adamının özgeçmişleri kısaca bu şekilde. Şimdi sunumlarını yapmak üzere kıymetli hocamız Aftandil Erkinoğlu ve Rüstemcan Cabbarov'a sözü bırakıyorum. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Bizim konuşma bu Akkuyunlu Divanı üzerinde olacak. İmkan olsa bu şey PTT'ni yakmak lazım. Ben de burada temel ki benim kompüterimde var. Yani Sözü şey, değiştim. yaxşı, ben sizge şey veremem, ruhsat veremem, sizin apkeresiz hazır, bir minut hazır.
Sizge. Hazır onu kompüterden düşürseniz boladı. Bu kök var pasta gördünüz mü? Şehir ek şehir diydi. Buldu. Şehir screen. Açılı yaptı hazır. Geldi. Şu pasta şunu katarak kalın pasta karan şu minusunun yanında var. Karan minusunun yanında uga basın. Basın uga. Boldu. Sayın kocalar, bu benim Türkçem çok iyi değil. Biraz konuşabilirim. Bunun üzerinde bir Özbekçe, Türkçe karışık dilde konuşma yapacağım. Eğer imkan olsa. Öyle yapın. Özbekçe, Türkçe karışık yapın. Çok anlaşılır. Evet, öyle yapın. Teşekkürler. Bu Alişir Navai'nin Akkuyunlu Muhlisler Divanı. Alişir Navai'nin sevdiği Akkuyunlu döneminde, Akkuyunlu Sultanatı'nda olan insanlar tamamından yapılmış 1471 yılında ve bu divan biraz yeni bir divan olarak şu anda Özbekistan Navaişnasları tarafından öğreniliyor, çalışma yapıyoruz. Çünkü bu divan üzerinde çok malumat yoktu. Şu anda biz buluyoruz, onun üzerinde çalışıyoruz. Bu divan böyle bir sehifesini görebilirsiniz. Bunda minyatür var. Bu minyatürde Akkuyunlular belki padişahı resmi vardır. Bir gün bana bir araştırmacı arkadaşım bu el yazmanı, bu minyatürünü görsetti. Bu çok sene önce olmuştu. Ve o sordu, bu minyatür ve metin üzerinde hangi irtibat var? Ne için bu minyatür bu el yazmada görülmüş? Söyledi, bu belki minyatür Akkuyunlu Sultanatı'nda yapılmıştı. 15. yüzyılında. Ben bu minyatüre baktım ama bu irtibat üzerinde bir şey demek çok ağır oldu. Çünkü her zaman minyatür ve Alişir Navai şiirleri, Alişir Navai divanında olan resimler bir irtibatı her zaman olmaz. Yani bu traditional foto, traditional bir resim olarak geleneksel. Ve bu orunda, bu yerinde ben bilmedim ne için bu minyatür burada var. Ama benim için başka bir şey çok ilginç oldu. Çünkü bu minyatürde bana bir yerinde vardı, şiir vardı. Ve bu şiir Çağatayça dilinde değil, biraz Oğuzca olmuştu. Bunun üzerinden ben için bu çok ilginç oldu ve ben sordum, bu nereden bu el yazmanı aldın? Bu araştırmacı, Fransız araştırmacısı bunu üzerinde çok söylemedi. Çünkü bunun için el yazmadan sadece minyatür ilginç bir şey olmuştu. Şundan sonra ben bu metin, bu el yazma üzerinde çok bilmek istedim. Çok malumat bilmek istedim. Ve bu yerinde bana bu beyt, bu misraler çok ilginçti. Çünkü bu karışık dilde yazılmıştı. Ul güneşte kim anya mani bulur abri bahar. Mani değil, bulur değil, olur. Var aninte kim düşe yağış bulutun tar tar. Burada güneş, bu Oğuzça kelime. Ama Navai divanında aynı misre ul güneş değil. Ul kıyaş. Yeni Çağatayçı kuyaş kelimesiyle yazılmıştı. Bunu üzerinden ben tecrübelendim. Ne için bu Alişir Navai şiiride güneş kelimesi geliyor. Bunun dışında siz biliyorsunuz Çağatayçı'da var aninde kim düşe demezler. Var diyorlar. Yani var, bu Oğuzça bir kelime. Bu da başka bir söz, başka bir kelimeydi. Osmanlıca'dan ya ki Azeri Türkçesinden gelen
Bunun dışında duşa, bizde çağdaşça duşa değilmez, tuşa değil. Yani bu taş yerine daş, bar yerine var, kıyas kelimesi yerine güneş gibi kelimeler bu Çağatay'da olmaz. Bunun dışında Alişer Navai Divanı'nda da bu kelimeler bu gibi gelmemiş. Yani güneş yerinde kıyas, bar yerinde bar ve düşe yerinde tüşe yazılmış. Ben buna çok benim için bu önemli oldu. Yani ne için bu Alişer Navai'nin aynı metni, şiiri şey biraz Oğuzça kelimeler olarak kullanıyor. Ben bunun üzerinde araştırma yapmak istedim. Bu divanı bir neçe seneden sonra kopyasını buldum. Bu kopyi şeyde saklanıyor. Mısır'da. Ve bu divan Akbinoğullar döneminde 1471 yılında istinsak olmuş. Bunun kopyasını bulduk. Ve çok bir iyi el yazma oluyor. Burada çok kelimeler değişmiş. Yani Çağatayça yerine kelimeleri Çağatayça yerine Oğuzçasını kullanmışlar. Mesela sarık yerine sarı oldu, boldu. Çağatayça boldu yerine oldu. Var yerine var. Taş yerine daş. Ama her zaman değil. Yani bir karışık. Mesela güneş kelimesi de var. Kıyas, Çağatayca kıyas kelimesi de var. Daş kelimesi var. Taş kelimesi de var. Yani hepsi metnini değiştirmemiş. Bazı kelimelerde değişiklik var ama bazılarında yok. Bunun üzerinden biz düşündük. Bu el yazmaya bir insan kendisini, dilini karıştırmış. Alişir Navai Ferhat Şirin Dastanı'nda bunun gibi şeyler yazmış. Alıp ben tahtı fermanımı alsan, çelik çekmeye kıtadın ta Khurasan. Khurasan demek ki Şerazu Tabriz ki kılmış dur nayı kilkim şekerreis. Yani ben kendimi şeylerimi çok yerlere gönderdim. Yani çok yerlerle aldım bir padişah olarak. Bunun üzerinden Hitad'ın ta Çin'den ta Khurasan'a kadar yıllarda bölgelerde benim şiirim çok meşhur oldu diyor. Khurasan değil mi? Belki Şerazu Tebriz'de de benim şiirlerimde çok meşhur oldu diye söyledi, yazmış. Bu şey şu zamana kadar biz bunu bir çok bir real şey değil. Belki Alişir Navai'nin feher ettiği için kendisine şiirlerini ne yerlerde meşhur olduğunu göstermek için yazılmış bir şiir olarak anlamıştık, düşünmüştük. Ama bu yerde, bu şiirde başka bir mana var. Yani Şerazı Tebriz'e benim şiirlerim gitti. Şerazı Tebriz'de benim şiirlerim meşhur oldu değil maknanın altında bir real şey. Yani belki Akkuyunlu Divanı üzerinde Akkuyunlu Divanı gibi bir şeyine biz düşünmemiz mümkün olacak. Şimdi bir sonuç olarak bunu görmemiz mümkün oluyor. Burada bana biz başka bir şiirini görebiliriz Alişer Navai'den. Bu Çağatayça'da mehir kub kursettim ama mehribani tapmadım. Can besi kıldım fida aramı canı tapmadım şeklinde geliyor ama burada görüyorsunuz Oğuzça olmuş. Mehri çok görsettim. Mehri çok görsettim demezler Çağatayça'da, Özbekçe'de. Bunun dışında ama mehribani tapmadım. Çağatayça'da tapmadım oluyor. Burada tapmadım, tapmadım yazılmış. Can besi yıkıldım fıda aramı canı takmadım. Yani bu şey redif olarak kelime değişmiş. Bunun üzerinden bu divan biraz ne diyorlar? Adaptation yapılmış. Oğuz Türkçesi adaptation yapılmış ve bu gibi şey 1471. yılında oldu. Bunu katibi bu
Elazığ'ını istinsah etmiş insan Abdurrahim Harazmi olmuş. Abdurrahim Harazmi Akbuyunlular sarayında Sultan Halil yanında bir katip olarak çalışma yaptı ve bu el yazmanı istinsah yaptı 1471 yılında. Bu Abdurrahman Harazmi hakkında bu el yazma kalafonunda malumat var. Bizim için neyse çok önemli. Biz biliyoruz Alişan Navai'nin şu zamana kadar dört devirde el yazmaların divanlarını bildi gidi. Yani ki ilk divan, bunu da Alişan Navai'nin muhlisleri, severler yapmışlar. Kendisi yapmamış. Kendisinin ilk divanı bu Bedair Bidaye olmuş. Son Navadir Nakaya Hazayir Mami. Ama bu Ekkuyunlu Muhlisler Divanı bulduğundan sonra biraz vaziyet değişiyor. Yani dört etap, dört dönem değil. Belki biraz yeni bir şey buraya geliyor. Mesela ilk divan bu 1466 yılında yapılmış ve Alişan Navai'nin 25 yaşa kadar olan şiirlerini gösteriyor. Akbuyunlu Muhlisler Divanı 1471 yılında yapıldı ve 30 yaşa kadar Alişan Navai ne yaptığı üzerinde bize malumat veriyor. Hangi şiirlerini yaptığı üzerinde. Bunun üzerinden 4 divan vardı. Bunun yanına 5. divan geldi, eklendi ve şu anda biz 5 devir, 5 dönemi üzerinde Alişan Navai'yi konuşabiliriz. Bu çok ilginç çünkü o Akkuyunlu divanından son Alişan Navai kendisi divanlarını yapmış. Buna kadar kendisi divan yapmamıştı, sadece şiir yazdı. Ama onun severleri, muhlisleri iki divanını yapan oluyor. Ve Alişan Navai kendisi 30 yaş olan zamanda onun severleri bu divanı yaptılar. Şiraz şehrinde yaptılar. Abdurrahim Harazmi bunu istinsah yaptı. Ve Abdurrahim Harazmi burada Şiraz'da olan zamanda Uzun Hasan'ı çocuğu Sultan Halil Şahzade olarak bir bölgenin valisi olarak burada kalmıştı, Şiraz'da kalmıştı. Kendisi padişah değildi bu Sultan Halil. Ve 1471 yılında belki bu Sultan Halil bu izin vermiş bu divanı yapmak için. Ve biz için bu divan bu 30 yaş Navai üzerinde, 30 yaşa kadar Navai ne yaptığı üzerinde çok önemli bir malumat veriyor. Bunun üzerinde biz çok memnun olduk. Çünkü bu divan dışında, bu el yazma dışında hiçbir şey malumat yoktu. Şiraz'da Alişan Navai muhlisleri bu divanı yaptığı üzerinde. Ama şu anda biz bu divanı Özbekistan'da Çağatayça Osmanlı Çağatayça Osmanlı Oğuz Türkçe bir şekilde kendimizi Sirilik veya Latin heriflerinde yayınlamak üzerinde çalışıyoruz. Başka bir taraftan bu divanın yayınını İstanbul'da Profesör Tanju Seyhan'la beraber bu şey neşir etmek istiyoruz. Belki bu İstanbul neşri biraz değişik olacak. Çünkü bizde şu anda bir sorun var. Bu şiirlerini okumak zamanında biz de Özbekistan uzmanları olarak biraz belki Çağatayça okuyoruz. Belki bu şiirlerini biraz Oğuzça okumak mümkün olur, lazım olur. Bunun üzerinde biz Profesör Tanju Seyhan'la çalışacağız ve bir neticeye, bir hülasaya geleceğiz inşallah. Teşekkürler. Bu divanı biz faksimile olarak Japon'da yayınladık. Bu divanın bu şeyi, mukavesi.
Tamam. Japon. Çok teşekkür ediyoruz Aftandil Hocam. Japonya'da yayımladığınız sanırım tıpkı basımını yayımladınız. Tıpkı basım, sadece tıpkı basım. Tıpkı basımı yayımladınız. Çok teşekkür ederiz bu konuda bize bilgi verdiğiniz için. Rüstemcan Cabbarov bir şeyler ekleyecek mi bu konuda acaba? Evet, tekrar merhabalar Sayın Hocanın, Sayın Hocam. Aslında Aftandıl Hocamız her şeyi çok güzel anlattı. Gerçekten bu kitap, bu el yazma Özbek Türk dünyasında büyük bir önem taşıyor. Çünkü Nevai henüz 30 yaştayken, henüz bir genç uzmanken onun yazdığı şiirler, onun yaptığı divanlar, henüz bir divan yoktu ama o zaman da. Yani yurt dışında, o zaman da Horasan bir yurt gibi düşünsek, yurt dışında böyle bir meşhurluk çekiyordu. Yani Akkoyunlu Devleti'nde Nevai'nin bu şiirlerinin Oğuz Türkçesine çevrilmesi nasıl bir önem taşıyor? Yani buna bir ihtiyaç var mıydı diye bir soru vermek oluyor. Aslında o zaman da bir tarihi vaziyete, tarihi bir duruma bir bakarken biz şunu anlıyoruz ki o zaman da Nevai henüz Semerkant'ta 1464-1469 yıllarında Semerkant'taydı. Ondan Hüseyin Baykara, Hurasan tahtının hükümdarı Abu Seyit Mirza'dan geri almıştı. Yani o zaman da biz iyi biliyoruz ki Abu Seyit Mirza 1469 yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la savaşıyordu. Ama bu savaş sonucu Abu Seyit Mirza Karabağ'ın yakınlığında yenildi, yenik düştü ve idam edildi orada. Ve o zaman da yine bir Timuri hükümdar, yani Timuri Şehzade Yadigar Mirza o zaman da Uzun Hasan'ın sarayındaydı. Ve Uzun Hasan bu Yadigar Mirza, Timuri Yadigar Mirza'nın vasıtasıyla Horasan tahtını da idare etmek istiyordu, yönetmek istiyordu. Ve vassal olarak, bir yani vali olarak onu Horasan'a göndermek istiyordu. Ama bu dönemde, yani Abu Seyit idam edilirken Hüseyin Baykara da gelip Horasan tahtı, yani payitaht, başkent olan Herat'ı ele geçirtti. O zaman da Yadigar Mirza da kısa muddatta gelip orada Hüseyin Baykara bir isyanı bastırmak için, bir isyanı söndürmek için şehir dışına, kent dışına çıktığında Yadigar Mirza, yani o tahtı tahta sahip çıkıyor. Ondan sonra biraz sözü uzattım, özür diliyorum. Ondan sonra tekrar Nevai'nin yardımıyla, Nevai'nin aklıyla Hüseyin Baykara tekrar Yadigar Mirza'dan tahtı ele alıyor, geri alıyor ve Yadigar Mirza'nı idam ediyor. Yani bakar mısınız, bu dönemde Uzun Hasan'ın, Akkoyunlu Padişahı'nın gönderdiği vali idam ediliyor. Ama ondan 2 sene sonra Alişir Nevai'nin şiirleri Oğuz Türkçesinde, Akkoyunlu Türkçesinde, yani böyle bir divan şeklinde yazılıyor. Yani burada bir irtibat, bir bağlantı var mı diyoruz. Yani o zaman da biz böyle bir düşünüyoruz ki Akkoyunlu hükümdarı, Akkoyunlu hükümeti de ve Horasan hükümeti de birbirinden biraz çok ihtiyatla bakıyordu. Birbirinden diyelim belki biraz korkuyordu. Bu dönemde yani her iki taraf birbirine barışmak fikrine geliyorlar, karar veriyorlar. Ve o yüzden birkaç biz kaynaklara baktık. O cümleden Abu Bekir Tihrani'nin Tarihi Diyarbekir'e kitabı var. O kitapta böyle yazılıyor ki yani iki taraf da, yani Hüseyin Baykara da biraz korkuyordu. Yani o da bir yeni hükümdardı ve Uzun Hasan da, yani kendi valisinin çok asan, çok kolayca yendiği Hüseyin Baykara'nın yeni bir saltanatından biraz korkuyla bakıyordu. O yüzden iki tarafta birbiriyle barışıyor ve birbiriyle hediyeler gönderiyor. Bu hediyeler arasında tabii ki kitaplar da vardı, şiirler de vardı.
Biz böyle düşünüyoruz ki o zaman da Nevai'nin, Abdurrahman Cami'nin ve başka Horasanlı şairlerinin Türkçe ve Farsça yazdığı kitapları, şiirleri bir hediye olarak Akkoyunlu devletine gönderilmişti. Onların arasında tabii ki Alişer Nevai'nin de şiirleri var idi. O sebepten bu bir iki yıl sene içerisinde Nevai'nin bu şiirleri bir Türkçe, Oğuz Türkçesine çevirerek bir divan halinde köçürüldü, yazıldı. Yani bunun niye bir önemi var diyoruz. Yani o zaman da bazı alimler, bazı uzmanlar böyle fikirliyor ki Türkçe aynı bir Türkçe vardı diyorlar. Ama o zaman da iki yazı Türkçesi var idi. Yani şiir ve başka şiir yazmak için çok uygun olan iki Türkçe vardı. Birisi Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi. Nevai Batı Türkçesinde yazarken Uzun Hasan Devleti'nde, yani Akkoyunlu Devleti'nde Nevai'nin şiirleri aynen Oğuz Türkçesinde, yani Batı Türkçesinde uygun bir şekilde kitap olarak köçürülmüş, yazılmıştı. Yine bir ilginç bir şey, yani Nevai 30 yaştaydı. Demek bu 30 yaşta o kadar çok şiir yazmamış olabilirdi. Burada bu kitapta 224 gazel var. Ve ondan ilave, ondan dışarısında 5 tane muhammes var. 2 tane müstehzat ve bir tercibent vardır. Ve bu ondan daha biraz önce, 5 sene önce Nevai'nin ilk divanı da Herat'ta köçürülmüştü, yaratılmıştı. Yani bunun arasına bakarken biz ancak 178 tane gazelin burada bulunmadığını görüyoruz. Yani ilk divanda olmayan 178 gazel varken biz bu gazellere aynen ilk divan yazıldığı 1465 ve Akkoyunlu divanı yazılmış 1471 yılları arasında yazıldığını biz tahmin ediyoruz. Ve bu dönemde esasen o 5 senenin 4 senesi Semerkant'ta geçiyordu. Yani Nevai'nin aynen Semerkant'ta yazdığı şiirler olabilecek diye biz karar veriyoruz. Ondan ilave biz o zamanda Batı Türkçesi ve Doğu Türkçesi arasında nasıl bir tefavutlar, nasıl farklar vardı? Biz bu divana bakarken bunu biliyoruz. Şimdi birçok Türk dilleri varken, mesela Azerbaycan dili diyoruz, Türkiye Türkçesi diyoruz, Özbek Türkçesi diyoruz, Türkmen Türkçesi diyoruz. Ama o zaman da Türk dilleri arasında tefavutlar o kadar çok olmadığını görüyoruz. Yani bu kitap vasıtasıyla, bu kitap amacıyla başka şeylere hocamız, Aftandıl hocamız çok güzel anlattı. Yani bu kitabın bulunması da Aftandıl hocamızın büyük bir hizmetleri olarak sayılmaktadır. Ve ben bu el yazma üzerinde bir tez yaptım. Bu tezde de aynen bu dil farkları, bunun tarihi dönem, yani o kitap yaratıldığı dönemdeki tarihi vaziyetler, yani iki devlet, Akkoyunlu ve Hurasan Devleti arasında olan ilişkiler konusunda bazı şeyleri biz belirledik. Yani şunlar, yani eğer nasıl bir sorular varsa, bu soruları belki sizin de fikirleriniz, sizin de düşünceleriniz olabilir. Ama sizin ilginiz için çok teşekkürler ederim. Her şeye göre. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Aftandil Erkinoğlu bilgemize de, Rüstem Can Cabbaroğlu bilgemize de verdikleri kıymetli bilgilerden dolayı. Benim anladığım kadarıyla Alişir Nevai'nin yeni bir divanı bulunmadı ama Paris'te Alişir Nevai'nin ilk divanının Oğuzca istinsah edilmiş yeni bir versiyonu bulundu. Hocam, biliyor musunuz? Bir şey söyleyeyim. Yani burada evet. Tabii ki yeni gazeller de yok diyebiliyoruz ama yeni beytler var. Yani biz aynı ona yakın beyti belirledik. Yani onlar Nevai'nin şu ana kadar neşir olunmuş, yani basılmış kitapları arasında biz bu beytleri bulamadık. Yani bu Nevai'nin, yani ilk gazellerinin ilk varyasyonunda bu beytler var ama sonra bize malum olmayan, bize belli olmayan bir nedenlere göre çıkartılmış beytler. Ama bu beytler Nevai'nin kalemine mensup olduğuna göre bizim için çok
önemli ve çok kıymetli sanıyoruz. Ve bir tane gazel de var ama bu gazeli bundan bir 20-30 yıl bundan önce Azerbaycanlı hocamız Cannat Naiyeva tarafından Özbekistan'da yayınlanmıştı. Bir tane birkaç yeni gazeller ve o gazellerin bir tanesi bu Akkoyunlu Divanı içinde yer alıyor. Çok güzel. Gerçekten böyle bir eserin ilim alemine kazandırılıyor olması büyük bir şans. Çok teşekkür ediyoruz. Şerife Yalçınkaya bilgemizin bir katkısı var sanırım veya sorusu. Buyurun Sayın Hocam. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir nüsa hakkında bilgi sahibi olduk. Bunun müjdesini, bu güzel haberi Erzurum Atatürk Üniversitesi sempozyumunda da Eftendil Hoca'dan almıştık. Biraz yazma ile ilgili ilk bilgileri dinlemiştik. Tanju Hocamızın da çalışıyor olması çok güzel. Benim sadece tabii nüshayı görmediğim için belki Tanju Hoca da bu konuda bana yardımcı olacaktır. Şöyle bir şey var, onunla ilgili Eftendil Hocam ne der, onu merak ediyorum. Şimdi bazen temli kayıtlarının da olduğu gibi biz kopyalandığını görüyoruz. Bu acaba gerçekten 15. asırda Harezmi tarafından yazıya geçirilmiş bir nüsha mı? Tabii hat çok benziyor, Nestalik hattın sahibi Harezmi. Tarih olarak da uyuyor. Nevai'nin yaşadığı çağ da uyuyor bu hattın tarihi. Ama gene de o yazıya benzer bir yazı acaba Anadolu sahasında temme kaydı kopyalanarak mı istinsa edildi? Tabii nüshayı çok iyi görmüyoruz. Şimdi birkaç örnek gösterdi hocam. Yine minyatür uzmanlarına bir de danışıldı mı? Neden minyatürler acaba şimdi yazma uzmanları da var aramızda. Siz de mutlaka danışmışsınızdır. Sanki Herat Mektebi'ne değil de bizim daha yakın mektebe benziyor gibi. Değil mi? Eftendil Hocam sanki böyle Saray Nakkaşhanesi'nin renkleriymiş gibi geldi bana ama uzaktan bakıyorum ben. Siz bunları mutlaka incelediniz. Bu konulardaki görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü bazen Feral kaydının bile, Temme kaydının bile kopyalandığını biz görüyoruz. Zannediyoruz 1400'de yazıldı ama eser aslında 17. yüzyılda istinsa edildi. Bu böyle bir inceleme yaptınız mı, bu konudaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Tabii ki bu el yazma üzerinde biz çalışıyoruz. Bu el yazma sadece bir tane. Bunun başka bir şeyleri, başka bir variasyonu yok. Ama bu el yazma minyatürler üzerinde Simon Rettig çalışmış. Bu Fransız araştırmacısı. Şu anda Amerika'da çalışıyor. O bu Akkuyunlular minyatürleri üzerinde bir tez yaptı. Ve bu bir şey var. Bu el yazma minyatürü, bu el yazma hatta bu Abdurrahim Harazmi, bu gibi şeyler Timurlilerden biraz uzak yerde yapılmış, uzak yerde çalışmışlar. Bunun üzerinde çok şeylerini biz bilmiyoruz. Çünkü bu başka bir okul, başka bir mektep, başka bir stil. Ve ben bunun üzerinde biraz Türkiye'deki Profesör Lale Uluç'la konuştum. Lale Uluç diyor, bu çok şeyler Osmanlı uzmanları, Osmanlı hatta Osmanlı ressamları tarafından yapılmış. Ama Şiraz'da yapılmış. Onun da bir kitabı var. Tabii o da mümkün, doğru. Yani bazı Osmanlı hattatları oraya gidiyorlar. Acaba evet. Öyle mi diyor? Evet, evet. Lale Uluç bunun üzerinde bir büyük bir kitap yapmış. Bunun dışında bu şey Alişer Navai metinlerini Oğuz Türkçesi'ye adaptation yapmak bir geleneksel olarak bu Osmanlılar Türkiye'sinde, Oğuzlar'da, Oğuz Türklerinde ve Akkuyunlular devletinde vardı. Çünkü Mehmet Türk'ün bir makalası var. Türk uzmanı, siz bir akşam iyi biliyorsunuz. Profesör Mahmut Türk. Evet. Mecalesi Nafayesi'nde Oğuz Türkçesi'ye adaptation yapılan bir el yazması üzerinde yazmış. Evet. Bu gibi makalalar var. Yani belki Osmanlılar, Akkuyunlular, Alişer Navai'nin kendisini bir şair olarak
bunu, bu gibi şeyler yapmışlar. Veya Alişehir Yavarlı'nın çok Nevai'nin çok yakın bir şair olarak Osmanlılara, Akyurlara kendisini şair olarak, yakın şairi olarak, arkadaş, insan olarak yapmakları mümkün. Ama maalesef biz çok Orta Asya, Timurlu uzmanlar olarak bu şeylerini iyi bilmiyoruz. Yani sizde ne geleneksel vardı, ne stil vardı. Bize, sizin yardımcı olmanız çok lazım. Ve bu bunu üzerinde biz Tanju Seyhan'la bir irtibat yapıyoruz, şeyler yapıyoruz ama bu çok az. Çünkü bizim bilen şeyler bunu üzerinde, bu gibi şeyler üzerinde biraz malumatlarımız az maalesef. Yine bir şey ben söyleyeyim mi hocam? Yani biz biraz kaynaklara baktık. Yani orada Priscilla Suzek mi hatırında değil ama onun bu minatürün Muhammed Derviş adına bir ressamın, müsevvirin olduğu tahmin ediliyor. Yani o ilk olarak Behzad'ın, Kemalettin Behzad'ın bir öğrencisi. Ondan sonra bu Akkoyunlular ve Safeviler devletinde bile çalışmış olan bir ressam varmış. Yani böyle bir tahminler var. Yani o Muhammed Derviş de olabilir diyorlar ama bu tam olarak bir fakt, tam olarak bir fakt değil. Böyle bir tahmin de var. Yani bunu söylemek istiyordum. Evet, teşekkür ederiz. Belki sanat tarihçilerle, evet, Türkiye'de bu Osmanlı minyatürünü iyi bilen kişilerle gözden geçirmek lazım. Tesipler için de aynı şekilde. Renkler biraz geç yüzyıl, evet, gibi geldi bana. Biz çünkü 15. yüzyılda görmeyiz o renkleri Efendim Hocam. Bordo var orada. Koyu yeşil var. Çünkü kök boyayla elde edildiği için onlar geç yüzyıl gibi geliyor. Ama dediğim gibi Tanju Hoca'da da var, sizde de var. Buradaki daha uzmanlarıyla bakmak lazım onlara. Bir şey daha sorabilir miyim AKARTÜRK Hocam? Eğer peki, kısaca hemen Şerife Bilgem. Şimdi kaç şiir, sadece beyit farkı mı var? Gene aslında tabii devir olarak beşe belki katlıyor ama nüsa gene Nevai'nin divanlarının sayısı artmıyor gibi görünüyor. Sadece beyit farklılıkları nüshalar arası görülebilecek farklar. Yani nüsa farkları gibi görünüyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Belki yine Nevai'nin dört divanı ama bu ya ilk divanın, Garayb-ı Sıkar'ı, ya da Bedai Nihaye'nin bir başka versiyonu. Yani belki beyit fazlaları var. Beşinci divan demeyelim de devir olarak şiirlerde tarih olmadığı için biz tabii şairin Nevai'de şanslıyız. Birinci devre, ikinci devre, üçüncü devre, dördüncü devre diyoruz. Bir dönem şiirlerini mi içeriyor? 30 yaş dediniz orada. Bir eksik nüshası mı? Birinci divanın mı, ikinci divanın mı? Ben ona emin olamadım hocam. Bir de onu açıklarsanız Efendili Hocam çok sevinirim. Rustam, siz az cevap verin. Rustam, siz cevap verin. Evet, aslında ben söylediğim gibi burada yeni beytler var. Ona yakın yeni beyt var. Bir tane yeni gazel de var. Yani bu gazeller, bu sizin dediğiniz dört divan arasında bulunmamış bir tane gazel de var. Ondan sonra bulunmuştu. Ama bu yeni bir divan demek olmaz bunu. Çünkü burada Nevai'nin özü de yazıyor. Bedaiül Bidaye'nin Dibahçesi'nde böyle yazıyor ki, yani onun nasıl yazdığını şu anda okuyabilirim. Halayık arasında 1000 bayt, 2000 bayt ortoğrak öksükrek kim özleri can kılıp erdiler, bakavet meşgul bulup erdi diyor. Yani insanların kendileri, yani Nevai'nin ihtiyarından dışarıda, yani böyle 1000-2000 tane şiirle baytları birleştirerek bir divan haline getirmiştiler. Yani Nevai kendisi hala divan yaratmaya bir hazırlaşmırken ama ondan ilave başka divanlar vardı. Yani Nevai bu kelimeyle neyi kastediyor? Yani bu ilk divanı mı? Yani o Horasan'da, Hirat'ta yapıldığı ilk divanı mı kastediyor? Veya bu Tebriz'de veya Şiraz'da
kopyalanan biz dediğimiz bizim konumuz olan Akkuyolu Divanı mı kastediyor? Biz bunu bilmiyoruz. Ama burada Bedair Bidayi'nin bir nüshası olduğunu biliyoruz ama o zaman. Bedair Bidayi'nin bir başka nüshası. Hayır, değil bu Bedair Bidayi'den daha çok 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 iller önce bir yazıldığı, kopyalandığı divan olduğu için burada gazellerin sayısı çok az. 224 tane gazel var. Orada 5 tane Muhammes var, 2 tane Müstehzar ve 1 tane Terceben var. Yani bunların hepsi Nevai henüz 30 yaşındayken yazdığı şiirler olabilir. Evet, belki muhtasar bir nüsha, yani eksik bir nüsha ama. Gene olabilir. Belki bir yani özeti gibi. Çok çalışmamız gerekiyor. Yani evet. Siz de biz de Türk dünyasında yani bu kitap, bu el yazmanın üzerinde hala çalışılacak çok iş var. Evet. Rahmet evet. Sizge. Teşekkür ediyoruz. Aftandil Erkinoğ Bilge'miz Tanju Oral Seyhan ile beraber çalıştıklarını söyledi. Ondan da dinlemek isteriz eklemeleri ama öncesinde Recai Bilgem'in elini görmüştüm. Recai Bilgem'den sonra Tanju Hocam'dan bu konuda bilgi almak isteriz. Teşekkür buyurun. Ederim. Çok sağ olun Akartürk Bilgem. Benim bir sorum vardı ama Şerife Yalçınkaya Bilgem'iz birçoğunu sordu. Yani ben yanıtımı almış oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Aftandil Erkinov ve Rustam Can Cabarov bilgilerimize. Gerçekten çok tabii. Değerli, çok önemli bilgiler ediniyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Tanju Bilgem, eklemek istediğiniz, katkı yapmak istediğiniz şeyler var mı acaba bu konuda? Herkese iyi akşamlar dilerim. Aftandil Bey'e de, Rüsten Bey'e de doktorantı, o da bu konuda doktorasını bitirdi. Güzel bir çalışma yaptı. Evet, birkaç şey eklerim. Son bir kitap okurken tekrar ben Nevai'yi okumayı seviyorum. Her seferinde farklı bir şeyle karşılaşıyorum. Onun mesela Hamsetül Mütehayyirinde diyor ki Sultan Yakup Fakirdin kitap dilegendi. Böyle bir ilişki var aralarında, muhtemelen Rüstem Bey de görmüştür herhalde. Hamsetül Mütehayyirinde var. Belli ki ve gönderildiğini ifade ediyor. Bir sanat tarihçisine sordum, bu minyatürlerin Şiraz usulü olduğunu söyledi bana Sakarya'da bir sanat Gülsen Hanım. İfade etti. O coğrafya Oğuzcası, evet, geç tarih değil. Ben dili üzerinde de bir 50 gazel üzerinde yazı yazmıştım. Alişir Nevai'nin doğum günü düzenli olarak Taşkent'te yapılıyor. Oraya öyle bir hazırlamıştım, epey hazırladım. Dil itibariyle de İlgi çekici, alfabe olarak nestalikatla yazılıyor. Doğuda kullanılan üç noktalı sinden yararlanılıyor. Damaksı neyler için nun kef kullanıyor. Ama imlada mesela durur derken dal re 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 ile yazılıyor. Ayrılma durumu eki dal nunla yazılıyor. Dın değil de dal nunla yazılıyor. Bu bakımdan imlada böyle bir muhtemel bir hani Doğu Azerbaycan sahası. Bu bakımdan birazcık Aftandil Bey her ne kadar benden bir an önce istese de bu asır işte Azerbaycan şiiri imlalarına bakmak istedim. Daha doğru bir karar verebilmek için o noktada. Ben bütün metni okudum. Onların karşılıkları, Nevai'de olanları da okudum. Çift sütun halinde hazırladım bunları. Eksik var dediği Rüstem Bey'in, aslında Şerife Hanım belki daha yakın durabilir bu noktayı ama bizde batı sahasında gazel en fazla işte 7 beyit gibi, 5 beyit falan gibi duruyor. 2, 4, 5 beyit. Aktarımlarda bu 5 beyite indirilmiş. Ben bu noktada bakıyorum. Hani eksik çıkarmadan öte alışık olduğu 5 beyitlik gazel tarzı. Çünkü Nevai'de bunları 9
beyit görüyoruz. Gazellerde en fazla 9 sanıyorum. Onlarda çok düzenli bir çıkarma var. Son beyti Mahlas'ın geçtiğini alıyor. Ondan önceki 2 taneyi çıkarıyor çok rahatlıkla. Böyle bir tasarruf, çıkarmayı buna bağlıyorum dolayısıyla. Gazeldeki beyit sayısını oturtma gibi algılıyorum. Bir diğer ilave etmek istediğim şey, yine Aftan Dil Bey vermişti bana Meclis Kütüphanesi'ndeki bir Nevai yazması örneğini. Orada bütün gazellerin karşılığını buldum. İlgi çekici olan toplamda sayı 229 verilir ama 230 iki gazelin birkaç beytini birleştirip burada tek gazelmiş gibi görüyoruz. Epey bir peşinden gittim, yazdım, taradım, tek gazelmiş gibi gördüm hep. Hayır, Nevai'nin iki gazelinin birkaç beytinin bir araya getirilip tek gazel haline getirilmesi esasında 230 sayı 229 değil de böyle bir açıklama şu an için yapabilirim. Ama araya benim bir Aruz Risalesi İstanbul onu da bulunca bazen fazla şey karıştırmak iyi olmuyor herhalde. Hangisini öne alacağınızı bilemiyorsunuz. Metin kısmı tamamen oturdu. Sadece imla kısmında dediğim gibi bir 15. asır Azerbaycan'a mesela geniş gerindiumların yardımcı ünlüsü hep yuvarlak yazılıyor. Vav'la yazılıyor. Up üp şeklinde. Ama genitifte böyle bir yuvarlaklık görmüyorsunuz mesela. Eski Anadolu dediğimiz ya da işte eski Oğuzca Anadolu sahasındaki o imlada gördüğümüz yuvarlaklıkları bu noktada tereddütle karşıladım. Up bu kadar düzenli yazılıyorsa, diğerlerinde ünlü yazılmıyorsa nasıl değerlendirmeliyiz diye. Onun için gittikçe böyle bir doğuya doğru Azerbaycan sahasına götürdüm. Çok düzenli bir kahı sızıcılaşması var söz varlığı olarak da. Bir iki böyle bir tereddütlü şeyim olduğu için nokta koyamadım çalışmaya. Ama yeni divan değil, muhtemel bir şiirler. Çoğu Garaylı Sigar'dan şiir. Bir iki tane belki sonra tahsih görmüştür. Şu anda liste önümde değil ama Fevaidül Kiber'den tespit etmiştim. Hani birkaç tane o diğer üç ama yoğunluk Garaybül Sigar'da yer alan şiirler. Bir sonrakilerde de var. Ama ben şuna inanıyorum. Nevai'de de bu dörde bölünürken şiirler bir kısmı tahsihten geçmiş bir sona ilave edilmiş gibi geliyor. Hep böyle sadece yaşlara göre ayırma yok diye değerlendiriyorum. Çalışma bu merkezde gerçekten yararlı olacak. Dizinini de iki şekilde düşünüyorum. İmlalarıyla şöyle çift sütun halinde bir oturtmak gerekiyor. Bu dönemde Oğuzca, eski Oğuzca ve Doğu Türkçesi karşılaştırmalı. Aftan Dil Bey gayet isabetli bir şekilde söyledi. Tamamı aktarılmıyor. Çok belli ki Nevai okuduklarında anlıyorlar ama barlar çok düzenli var yapılmış mesela. Bolmaklar çok düzenli olmak yapılmış gibi. Ki onu Batı sahasında yazılan bazı kitaplarda da biz görüyoruz. Doğu Türkçesi işte boldu yazıyor. Kırmızı mürekkeple üstüne ol diye sadece yazılması gibi öyle bazı el yazmaları var. Onun gibi çok büyük değil ama kuyaş düzenli güneşe çevriliyor. Birkaç söz varlığı, ayırt edilen söz varlığı da bu hale. Gerçekten bir an önce bitirilmesi gereken... Karşılaştırmalı lehçe çalışmasında da örnek olacak. Bizde Nevai'nin diğer işte Mecalisü'n-Nevai Faiz Vahit Bey'in çalıştığı ve çalıştırdığı
Hilal Oytun'un da sanıyorum değil mi? Tevarih-i Mülük-i Acem, o Oğuzca aktarımı. Onlar daha geç tarihli. Bu eş zamanlı olması bakımından önemli. Ben de bu bakımdan diğer sonrakiler değil de Bedail Bidaye nüshalarını karşılaştırarak onlarda bunları aradım ki tamamen eş zamanlı bir çalışma olması kaydıyla. Teşekkür ediyorum. Bana tabii bu yazmadan haberdar eden Afdanil Bey'in kendisi olmuştu. Kendisi de kütüphane kurdu. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz katkınız için. Gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi Tanju Bilgen, hem Alişir Nevai'nin eserlerini farklı nüshalarda incelemek açısından, hem de Doğu Türkçesi ile Batı Türkçesini eş zamanlı aynı dönemde 15. yüzyılda ses, biçim ve söz varlığı farklılıklarını görmek açısından gerçekten önemli bir eser. Afdandil Erkinoğlu Bilgemiz'in bunu bulması, gün ışığına çıkarması ve sizin gibi değerli hocalarla da bunu paylaşması gerçekten isabetli olmuş. Rüstem Can Cabbaroğlu da bu konuda bir doktora çalışması yapmış. O da metni büyük oranda okumuş. Heyecanla bekliyoruz bu metnin yayımlanmasını, basımını. İnşallah. Herhalde tıpkı basımıyla beraber yayımlanır. Herhalde Afdandil Bey'e sormak lazım o kısmını. Tokyo'da da neşredildi tıpkı basım, evet. Ama bizlerin basım, ulaşması zor tabii. Herhalde hazırlanıyor şu anda, bitme aşamasında, ama basım nerede olur acaba? Özbekistan'da mı olur, Türkiye'de mi, Türk Dil Kurumu'nda mı? Ve nasıl bir şey tasarlıyorsunuz, düşünüyorsunuz? Yani ben Türkiye diye düşünüyorum. Afdandil Bey'in de arzusu o yönde, Türkiye diye. Ki burada da ulaşılsın rahatlıkla. Orada kendileri de yaptıklarını belirtti zaten. Birkaç yerde basılmasında yarar var. Yani ilk baskıyı Japonya'nın yapması bizim için... Evet, bir şey diyemeyeceğim yorum. Önem verip yapıyorlar. Çok da güzel bir tıpkı basım üstelik bu. Çok güzel önem verip yapmışlar. Gerçekten önemli. Ben son sınıflarda Doğu Türkçesi dersinde iki gazeli yan yana, Doğu Türkçesi ve Oğuzca'ya o dönemdeki aktarımlar. Şimdi yerleştirdik hocam gözümüzde. Siz ayrı değil diyorsunuz ama hakikaten de öyleymiş. Birkaç şey farklılığı var. Tek bir dil pozisyonunda diye. Bunu gösterecek bir metin olacak. Böyle iki sütunu da hazırlıyorum. Doğu Türkçesi ve Oğuzca'ya aktarım diye. Umarım iyi olacak. Türkiye'de olması gerçekten iyi olur. Bilgelerimizin de bu yönde görüşleri var. Chat kısmında, sohbet kısmında yazıyorlar. Ben imlasını merak ettim. Özbekistan'da farklı bir imla geleneği var. Günümüz imlasına çevirdiğimizde, transkripsiyon yaptığımızda. Türkiye'de uygulanan transkripsiyon sistemi farklı. Bu çalışmada hangisi kullanılacak? Bu noktada ben söz sahibi olup Türkiye ekolüne göre hazırlayacağım bunu. Bizdeki metin neşrine göre hazırlamayı düşünüyoruz. Afdandil Bey de o konuda hiçbir yönlendirici olmadı zaten. Bir an önce yapın diyor. O sadece ne zaman, hazır mı diye soruyor. Evet. Umarız en kısa zamanda biter, basılır. Biz de görürüz, ulaşırız. Saatimiz bu arada 8 oldu. Çok sohbet güzel gidiyor. Çok ilgi çekici bir konu. Daha belki bilgelerimizin soracağı şeyler de var ama diğer konuşmaya geçelim isterseniz. Sonrasında saat 9'da tartışma, serbest tartışma kısmında tekrar bu konuya dönebiliriz isterseniz. Evet, şimdi ikinci konuşmacımıza geçiyoruz. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Engin Yılmaz. Paylaşımım görülüyor sanırım. Bir problem yok. Profesör Doktor Engin Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, hepimizin de bildiği gibi.
1971'de Erzurum'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1988 yılında girdiği üniversite yerleştirme sınavında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünü kazandı. Bu bölümden 1992'de iyi dereceyle mezun oldu ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün açtığı yüksek lisans sınavını birinci olarak kazanarak Türk Dili Bilim Dalı'na kayıt yaptırdı. Aynı yıl İstanbul'da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak göreve başladı. 1995 yılında Profesör Doktor Ahmet Topaloğlu yönetiminde hazırladığı Gazavatnameler ve Niyazi'nin Gazavatname-i Nebisi adlı tezle Türk Dili Bilim Uzmanı oldu. 1995'te Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün açtığı doktora sınavında başarılı olarak Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'na kayıt yaptırdı. 1998 yılında Profesör Doktor Osman Nedim Tuna ve Profesör Doktor Osman Nedim Tuna'nın rahatsızlığından sonra ise yardımcı doçent doktor Kenan Acar yönetiminde hazırladığı Acayibül Mahlukat tercümesi, metin dil incelemesi, çözümlemeli dizin adlı tezle Türk Dili Bilim Doktoru oldu. 2004-2006 yıllar arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık TİKA tarafından Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi. 2005'te yeni Türk Dili doçenti oldu. 2011'de Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne profesör olarak atandı. 2012-2013 öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. 2016-2017 öğretim yılı güz yarı yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde dersler verdi. Profesör Doktor Engin Yılmaz, Princeton Üniversitesi'nin, Keene Üniversitesi'nin ve Harvard Üniversitesi'nin davetlisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde, Duisburg Essen Üniversitesi'nin davetlisi olarak da Almanya'da kısa süreli araştırmalar yaptı. Doktor Yılmaz, başta Sakarya Üniversitesi olmak üzere, YÖK, TİKA, TÜBİTAK, YTB, TDK, YEE ve Türkmenistan İlimler Akademisi gibi çeşitli kamu kurumlarının sağladığı desteklerle birçok ülkede araştırmalar yaptı, bilimsel nitelikli etkinliklere katıldı. Doktor Yılmaz'ın yayımlandığı ve uluslararası nitelikteki çeşitli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki sempozyum, kongre, kurultay, panelde sunduğu çok sayıda sözlü bildirisi, semineri, konferansı ve araştırma projeleri vardır. Yılmaz iyi derecede İngilizce, orta derecede Boşnakça bilmektedir. Kitaplarından çeşitli 16 kitabı var ama hepsini bulamadım internet ortamında resimlerini. Bazılarını burada paylaşmak istiyorum. Uygulamalı Metin Bilgisi, PEGEM Akademi'de çıkmış ikinci baskısı. Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları, Edim Bilime Giriş, Kavram, Kuram, Uygulama, Sözlük Bilimi Üzerine Araştırmalar, Yabancılar için Başlangıç Düzeyi Türkçe Sözlük A1 düzeyinde, yine Türkiye Türkçesi Üzerine Araştırmalar adlı kitabı, Toplum ve Dil, Dil Toplum Biliminin Temel Kavramları, Kuramları ve Sorunları adlı kitapları bulunmaktadır. Evet, kısaca Engin Yılmaz Bilge'mizin biyografisi bu şekilde, çalışmaları bu şekilde. Şimdi sözü kendisine bırakıyoruz. Buyurun Sayın Bilge. Çok teşekkür ediyorum. Seste bir sorun yoktur umuyorum. Sorun yok. Paylaşım yapacak mısınız Sayın Hocam? Evet hocam, bir paylaşım yaparsam iyi olur. Ekran paylaşımı izni verelim öyleyse size. Tamam. Ben şimdi veriyorum. Bir dakika. Evet, buyurun yapabilirsiniz. Tamam hocam. Şu anda görünüyor diye. Evet, alttan büyütürseniz. Görünüyor. Alttaki o şey, eksinin yanındaki şu sehpalı şey resim var. Onu yaparsanız büyük olur ekranda. En sanırım onu başardım.
Başardım hocam. Ha yok, oraya bir kere daha basın. Büyümedi. Tam ekran olarak açalım Engin yani hocam. Şey, bakın eksi işaretinin yanında bir şey var. Perde gibi bir şey var. Bakın bu kadeh gibi. Aşağıda bakın en altta. Sağ altta %68 diye bir resim var. %68. Şu değil mi hocam? Şu. Onun hemen solunda bir işaret. Slide gösterisi. Ha, evet, onun üzerine basın. Bastım hocam. Bende tam ekran gözüküyor ama. Acaba... Tamam. Büyümedi. Evet. Belki paylaşımı durdurup yeniden paylaştığınızda tam ekran mı görünebilir acaba? Tamam, ben durdurayım, tekrar bir açın. Tamam. Tamam şimdi hocam. Tekrar bir açın. Gerçi diğer türlü de. Şimdi bakın aşağıya inin. Aşağıya inin. Evet hocam. Bakın artı eksinin yanında. Biliyorum. Solunda var. Evet hocam, evet. Basıyorum ama acaba problem nerede yani? Bende tam gözüküyor. Tıklayın. İki kere tıklayın. İki kere tıklasanız olur. İki kere tıklayın. Buraya tıklayın. Bir kere daha. Belki sizin de olmuyor. Evet, o zaman tamam. Tamam. Bu şekilde yani. De okunuyor aslında. Evet. Devam edelim isterseniz hocam. Peki, zaten sonuçta bunlar hani bir fikir sahibi olalım diye. Evet. Öncelikle ben yazılarda bu... okunuyor, soruyor. Evet. Bu nazik davetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize de naçizane çalışmalarımızı sunma, paylaşma imkanı, fırsatı verdiniz. Şimdi tabii konuya şöyle ben giriş yapmak istiyorum. Dile toplum bilimsel yaklaşım ya toplumsal yaklaşım da diyebiliriz. Bu neden benim böyle bir ilgim oluştu? Ben geçen sene açık öğretimden sosyoloji bölümünü okumaya başladım. Yani iki sene oldu. Şu anda üçüncü sınıfa geçmiş durumdayım. Dolayısıyla tekrarlar, Türkoloji tabii çok derin bir alan, çok zengin bir alan. Zaten Akartürk Bilgem de tanıtımında söyledi. Klasik bir formasyonla başladım. Ama daha sonra kendi adıma konuşuyorum. Bağlayıcı bir şey değil. Tekrara düştüğümü gördüm. Böyle bir kendimi sorgulama ihtiyacı hissettim. Dolayısıyla biraz disiplinler arası çalışabilir miyim acaba diye düşündüm. Ve şöyle bir kısa belki formül gibi. Belli bir seneden sonra, benden çok daha tecrübeli değerli hocalarım var burada. Mesleki kopuş denilen, mesleki körlük denilen bir maalesef durum yaşanıyor. Bunun herhalde ilacı da disiplinler arası çalışmak diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir örnek. Ziyaretin kısası makbuldür diye belki günlük hayatımızda kullandığımız bir ifade var. Bu acaba ziyaretin kısası mı makbuldür şeklindedir? Buna sadece dil bilimsel olarak değil, sosyokültürel olarak yaklaşırsak, biraz önce değerli arkadaşlarımızın sunumunda gelenekten bahsedildi. Türk geleneğinde, Türk misafirperverliğinde böyle gelen misafire hemen kısaca ziyareti bırakın doğrudan söylenmeyi ima bile edilse bu hiç hoş karşılanmaz. Dolayısıyla Türk geleneğine bir kere aykırı bir durum. Yani hiç dil bilimsel bir çözümlemeden burada bahsetmiyorum. Şimdi ünlü filozof Heraklitos'un ünlü bir sözü var bildiğiniz gibi. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bu ne demektir? Bu toplum değişiyor, kültür değişiyor, insanlar, insanların oluşturduğu sosyal gruplar, topluluklar, her şey değişiyor. Ve biz 50 sene önceki, 100 sene önceki toplum değiliz. 50 sene, 100 sene sonra çok daha farklı bir toplumla karşı karşıya kalınacak. Nüfusun kompozisyonu değişecek en azından. Bugün nüfus bilimi diye artık
toplum bilimi alanında önemli bir disiplin söz konusu. Burada belli öngörüler yapılabiliyor. Örneğin Türkiye'nin mesela ortanca yaşının yükseldiğini söyleyebiliriz. Yani bu aslında çok ciddi olarak düşünülmesi gereken bir şey. Yaşadığımız bir salgın süreci var. Bu salgınlar, savaşlar, ekonomik çeşitli sıkıntılar, depremler, tabii afetler, bunlar çeşitli ülkelerdeki büyük ya da küçük kitleleri harekete geçiriyor. Bunu en iyi yaşayan herhalde ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu artık kültürün de çok çeşitli ya da literatürde geçtiği şekliyle süper çeşitli olmasına yol açıyor. Dolayısıyla bunu dikkatle takip etmeniz gerekiyor. Kültürde, toplumda oluşan bu değişimler kimliğin kurucu ve taşıyıcı unsuru olan dile de yansıyor. Bu da zaten kaçınılmaz bir gerçekliktir. Dolayısıyla bir dil bilimci, dil konuşucusunun içinde yer aldığı topluma ve onun ürettiği kültüre zaten kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır. Şimdi örneklerle ben Akartürk bilgim ilerleyeyim müsaadenizle. Çok da hani teorik olmasın akşamın bu saatinde. Şimdi 1901 yılında taramalarında tespit ettiğim bir örnek. Telef olmak. Bugünkü anlama yalnız bir bakalım. Türk Dil Kurumu'nun verdiği anlam, birinci anlam hayvan ölmek şeklinde. Fakat Asır Gazetesi'nin 29 Nisan 1901 tarihli nüshasında şöyle bir haber geçiyor. Geçen de fabrikada makineye vücudunu kaptırıp mah ve telef olan bir biçarenin cenazesini defin için fabrika sahibi 180 kuruş kadar bir masrafı esirgemiş, cenaze belediye tarafından teçhiz ve tekfin edilmiştir. Bakın burada insan için telef olmak kullanılıyor. Yani bu herhangi bir sosyokültürel aykırılık oluşturmuyor. Şimdi 2021 yılına gelelim. 2021 yılında aslında... Engin Hocam çok özür dilerim. Slide'da yazıyor mu acaba biz? Tamam. Evet. Böyle daha mı iyi gözüküyor hocam? Yok, biraz önce ziyaretin kısası makbuldür de kalmıştı slide'ımız. Slide'lar ilerlemiyor. Şimdi ilerledi. Bakın o büyütülmediği için slide'lar ilerleyemiyor. Sizde ilerliyor, bizde ilerlemiyor. Şimdi hocam... Şimdi altıncı slide. Evet, altı şu an. Tamam. Altı. Öncekileri görmedik. Evet. Hocam kusura bakmayın lütfen. Şimdi bakın bir haber. Bir internet sitesinden. Haberde şunu söylüyor. Samsun'da şarampole yuvarlanan bir otomobil alev aldı. Araç sürücüsü yanarak hayatını kaybederken. Buradaki sınıra ve dil tercihine dikkat edelim. Araçta bulunan köpek de yanarak telef oldu. Çok net bir ayrım var. Yani bugün itibariyle artık insan söz konusuysa öldü, vefat etti, hayatını kaybetti gibi ifadelere başvuruyoruz. Ama ölen eğer hayvan ise telef oldu ifadesini, dil tercihini kullanıyoruz. Demek ki 100 sene önce böyle bir ayrım yok ama bugün itibariyle artık böylesine bir ayrıma gidilmiş oluyor. Şimdi geldi mi hocam? 7. slide. Henüz gelmedi 7. 6'dayız şu anda. Tam olarak evet geldi. Geldi. Geldi hocam. Şimdi yine bir kullanım. Çünkü birazdan bu nezaket, nezaket dışılık, kabalık, dille bu olgulara da kısaca değinmek istiyorum. Bir tartışma programında işte gazeteci, yönlendirici diyelim artık, hani moderatör belki demeyelim, yönlendirici bir sanatçımıza soruyor. Milliyetçi misiniz, ulusalcı mı, Kemalist mi? Sanatçı cevap veriyor Müjdat Gezen. Ben size aynısını sorayım isterseniz. Yönlendirici, burada soruları ben sorarım diyor. Şimdi burada gücün kullanımından kaynaklanan bir sosyal asimetriyle karşı karşıyayız. Ama
toplumsal olarak baktığımız zaman bu belki kaba bir dil özelliği göstermese de, çünkü onun bir takım ölçütleri var. Yani kaba dil sayılabilmesi için işte saldırganlık olması lazım. Niyet son derece önemli. Ama en azından nezaketsiz bir söylem, nezaket dışı bir söylem olduğunu da burada söyleyebiliriz. Bir başka örnek, ben geçtim ama 8. slaytıma. Bizde olmadı. Ha, şimdi geldi. Şu anda geldi mi hocam? Evet. Geldi. Şimdi bize biraz gecikmeli geliyor. Yılmaz Bilgen. Hocam kusura bakmayın lütfen. Şimdi bakın, bir sözlük bilimine de küçük bir katkı olabilir. Hani disiplinler arasılıkla neyi kastediyorum? Daha somut anlatmaya çalışayım. Yaşlı ve ihtiyar. Birisi Türkçe, birisi Arapça. Madde başı ögelere bakıyoruz. Tabii referansımız yine Türk Dil Kurumu. Yaşlı şöyle tanımlanıyor. Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar. Yani burada kelime eşleştirmeye dayalı bir tanım tekniği kullanılıyor. İhtiyara geldiğimiz zaman burada da yaşlı diyor başta. Kocamış olan pir, genç karşıt. Yani bir eş anlamlılık söz konusu anladığınız kadarıyla. Ama hani naçizane nüfus bilimi dersini alan bir kişi olarak günümüzde artık Dünya Sağlık Örgütü'nün de yeni bir tasnifi söz konusu. 65-80 yaş arasındaki kişilere yaşlı deniliyor. 80 ve yukarıya ihtiyar deniliyor. Yani bir burada ayrım söz konusu. Dolayısıyla sözlük bilimsel bir tanım yaparken bu verinin dikkate alınmasını ben yapıcı bir şekilde önermek istiyorum. Başka bir örnek. Böyle inşallah çok zaman kaybetmeyiz. Modern örtmece örneği olarak kabul edebileceğimiz. Şimdi günümüzde özellikle dinamik sektörlerde, işte medya sektöründe, spor alanında bu artık işte filan teknik adam kovuldu, falan sporcu kovuldu şeklinde haberlere çok rastlamıyoruz. Burada dil tercihi değişmiş durumda. Çünkü bu kovmak, kovulmak biraz kişi üzerinde, birey üzerinde rencide edici, onur kırıcı, olumsuz bir etkiye sahip. Dolayısıyla bu psikolojik durum gözetilerek artık şu dil tercihlerinin yaygınlaştığını görüyoruz. Yollarını ayırdı diyor mesela. Yollarımızın ayrılmasına karar verdik. Yollar ayrıldı. Aynı durum bizim akademi dünyasında da söz konusu. Diyelim bir yere bir tebliğ gönderiyoruz, bir makale gönderiyoruz. Orada gelen cevapta artık, yani bildiriniz reddedilmiştir, makaleniz reddedilmiştir daha değil, kabul edilmemiştir, biraz daha yumuşatıldığını görüyoruz. İşte bütün bunlar bir anlayışın, bir mantalitenin değiştiğini ve bu değişimin de dilde yansıdığını görmüş oluyoruz. Bir başka yine somut örnek olması bakımından, yardımcı kelimesi, hizmetçi mi, yardımcı mı? Bugün artık hizmetçi ifadesinden de, hizmetçi kelimesinden de bir kaçış olduğunu görüyoruz. Ve daha çok yardımcı, hatta takdim edilirken işte benim yardımcım şeklinde yine ifadeler görüyoruz. Yine medya sektöründe birisinin sözünü keserken, kesmek zorundayken diyelim yönetici işte uyarıyor. Yönetmen uyarıyor. Ya araya bir virgül koyalım deniliyor artık. Yani bu da bir imla işaretinin böyle bir işlevle kullanılması bakımından dikkat çekici diye düşünüyorum. Burada hepinizin bildiği bir süreç var. Ben çok fazla buna girmek istemiyorum. Yani bir çalışma nasıl yapılır? Hangi aşamalardan geçer? Ama başlıklar halinde müsaadenizle okuyayım. Önce tabii ne yapıyoruz? Bir temel problem belirliyoruz. Yani bu çalışmayı niye yaptık? Problem alanı nedir? Literatür taraması yapıyoruz. Kendi ülkemizde ve dünyadaki durum nedir? Kavramsal bir çerçeve oluşturuyoruz. Kuramsal altyapımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki bir
metodoloji uyguluyoruz. Yani burada dediğim gibi tereciye tere satma gibi bir niyetim yok. Benden çok daha tecrübeli hocalarım var. Ve araştırmamızın sınırlıklarını belirliyoruz. Daha sonra 4 işlem yapıyoruz. Betimleme, yordama, açıklama ve değiştirme. Bunların neden söylediğimi şimdi ifade edeceğim izninizle. Özellikle toplum dil bilimi çalışmalarında çok referans alınan Benjamin Lee Horf'un 1930'lu yıllarda yaptığı Hopi diliyle ilgili bir çalışması var. Hopi dilinde zaman çok bilinen bir şeydir. İşte yani ulaştığı sonuç, temel yargısı Hopi dilinde doğrudan zamanla ilgili herhangi bir kelime, herhangi bir gramatikal biçim, yapı ve ifade söz konusu değildir diyor. Ama şimdi enteresan olan şu, Benjamin Lee Horf aslen zaten dil bilimci değil bildiğiniz gibi. Yani kendisi bir kimya mühendisi ama dil bilimine ilgi duyuyor. Ve Edward Sapir ile tanışıyor bildiğiniz gibi. Fakat Hopilerin yaşadığı Arizona'ya hiç gitmiyor kendisi. Bakın böyle bir çalışma yapıyor, Arizona'ya hiç gitmiyor. Ve New York'ta tek bir Hopi Kızılderilisiyle görüşüyor ve buradaki yargısını genelliyor. Şimdi bunu neden anlattım? Bizim de eğer özellikle genç arkadaşların bu tarz hataları olursa biraz daha belki olumlu yaklaşabiliriz. Çünkü burada yöntem bilimsel bakımdan çok ciddi eleştiriler ve itirazlar söz konusu. Şimdi dilin ne olduğu yine çok tanımlar var ama şunu söylememiz gerekiyor. Dil insanlık için bir ontolojik koşuldur, bir varlık koşuludur. Eğer insan dil olmazsa zaman ve mekan boyutunu idrak edemiyor. Kendi bilincinin dahi farkına varamıyor ve buradaki öznel düşüncelerini, duygularını, isteklerini ortak bir nesnel alana taşıyamamış oluyor. Dolayısıyla bunu yapamadığı takdirde insan iç dünyasına hapsolma tehlikesiyle karşı karşıya kalır ve asıl özgürlüğünü kaybediyor. Dolayısıyla insan yalnızlığıyla baş edemeyen bir canlıdır. Ve insan toplumsallaşmaya muhtaçtır dememiz gerekiyor. Peki dili daha iyi anlayabilmek için dil üzerindeki etkilere biraz bakarsak, fiziki çevre, sosyal çevre, ve o toplumun, yaşadığı toplumun değerlerini ifade edebiliriz. Şimdi dile toplum bilimsel bakışın önemini Lakoff çok zaten güzel bir şekilde ifade etmiştir. Dil bilinci ilk olarak profesyonel anlamda sosyoloji içerisinde yer almalıdır. Çünkü bir toplum bilimci, bir sosyolog, bir kültürün güçlü ve zayıf yönleri hakkında topladığı verileri ayırabilme yetisine sahiptir. Eğer dil bilinci dil konuşucusunun yer aldığı toplumu iyi incelemezse kayda değer genellemeler yapamayacaktır. Aynı şeye Hilmi Ziya Ülken de değiniyor, bunu da biliyoruz. Dil toplumdan ayrıştırılamaz. Ve dili iyi çözümleyebilmek için inançlara ve değerlere de vakıf olmamız gerekiyor. Şimdi gelelim toplum dil bilimi ve dil toplum bilimi. Bu bazen karışıklığa yol açabiliyor. Dil toplum biliminin temel tezi nedir? Dil toplum biliminin temel tezi, konuşucuların tutum ve davranışlarını dil yansıtır. Konuşucuların tutum ve davranışlarını. Fishman genel olarak dil toplum biliminin iki kategoride oluştuğunu ifade ediyor. Betimleyici ve dinamik dil toplum bilimi olarak iki kategori söz konusu. Kim konuşuyor, kiminle konuşuyor, ne zaman konuşuyor? Bu sorulara cevap aranıyor. Aslında hem dil bilimine hem de toplum bilimine yakın olan dil toplum bilimi toplumu ve kültürü önemsiyor ve dilin bu yapıların biçimlendirilmesine temel bileşen olduğunu savunuyor. Peki bu araştırmalarla temel amaç nedir? Bir, sosyal yapının dil çözümlenmesi yoluyla nasıl daha iyi anlaşılabileceğini keşfetmek. Temel
Amaç bu. Yani burada hareket noktası dil olmakla birlikte varılan nokta, ulaşılan nokta sosyal yapı çözümlemesidir. Dolayısıyla dil toplum bilimi isimlendirmesini yapmış durumdayız. Kim, hangi dil türünü, kiminle, hangi zamanlarda ve hangi niyetle konuşuyor bunu da belirlemeyi amaçlıyoruz. Dediğim gibi dil toplum bilimi ve toplum dil bilimi aslında birbirine çok yakın. Sınırları tam olarak çizilememiş aradaki fark. Ama temel farka ben değineyim. Temel fark, dil toplum biliminin odak noktası toplum ve kültür, toplum dil biliminin ise dildir. Buna zaten örneklerle değinmeye çalışacağım. Dil toplum bilimi, dilin sosyal özünü araştıran bir disiplin olarak görülüyor. Ve Fishman'ın ilginç bir ifadesi var. Henüz bu dil bilimi disiplini prematüre dönemini yaşıyor. Dolayısıyla ne kavramsal çerçeve tam olarak belirlenebilmiş, ne kuramsal altyapı tam olarak oluşturulabilmiş. Ama en azından yeni bir perspektif sunuyor, yeni bir bakış açısı sunuyor. Ve bu bakış açısından hareketle toplumsal grupların eylemlerini inceleme, araştırma imkanına kavuşmuş oluyoruz. Şimdi benimki bir öneri, bir deneme, dil toplum biliminin muhtevası nasıl oluşturulur? Toplum, kültür, dil toplum bilimi, kavramsal çerçevede tabii burada çok ayrıntılı konular var. Dolayısıyla bu kısıtlı sürede hepsine değinmek mümkün değil. İşte ana dili, ata dil, çok dillilik, iki dillilik, dil canlandırımı, dil yetimi, hane dili, bu enteresan bir kavram, birazdan açıklamaya çalışacağım. Kuramsal çerçevede Bernstein'in işte eksiklik kuramı, Labov ve arkadaşlarının ayrılık kuramı, nezaket kuramı, nezaket dışılık, kabalık ve Sapir-Whorf hipotezi yine kuramsal çerçevede düşünülebilir. Sosyal değişkenler ve dil arasındaki ilişkide ise coğrafya nasıl etkiliyor? Toplumsal sınıflar, toplumsal katmanlar, toplumsal ağ, cinsiyet ve yaş. Kültür ve dil ilişkisinde de kültürün tanımı, kültürün bileşenleri, kültürün türleri, kültürel kurumlar ve dil ile olan ilişkiyi incelemek mümkün. Şimdi yeni bir kavram, hane dili, mesken dili. Burada biraz önce söylediğim bu çeşitli sebeplerden dolayı göçün, insan hareketliliğinin, kitlesel hareketlerin bize ima ettiği, oluşturduğu bir kavram var. Hane dili. Bu ne demek? İki dilli ve çok dilli ortamlarda zaten bugün literatürde tartışılıyor. İşte ana dili, birinci dil arasında bir ayrım yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu çok dilli ortamda artık hane kavramı ön plana çıkmış oluyor. Hane kavramı iktisat biliminde de geçiyor, nüfus biliminde de geçiyor ve dil toplum biliminde de geçiyor. Özellikle nüfus biliminde hanede oturan kişiler arasında biyolojik bir bağ olması gerekmiyor artık. Yani bir kan bağı olması gerekmiyor hane halkını oluşturan bireyler arasında. Dolayısıyla bir akrabalık ilişkisi zorunlu değildir. Peki bu insanlar nasıl bir arada oluyor? İşte eğitim amacıyla olabilir, ekonomik sıkıntılar, göç, sığınma, iltica veya güvenlik kaygılarıyla bir arada olabilirler. Engin Bilge, gene biz Benjamin Lee'de kaldık slide olarak. 30. Benim slide. Bilgisayardan kaynaklı bir... İkinci toplumsallaşma geldi, evet. Şimdi Chomsky'nin cevabını aradığı hani bir soru var bilişsel dil biliminde. Yani nasıl oluyor da bu ana dilini ediniyoruz biz? Toplumsal açıdan, toplum bilimsel açıdan buna bakarsak bir kere bir bebeğin ya da erken çocuğun yaşadığı iki aşama var toplumsallaşmada. Birinci toplumsallaşma, ikinci toplumsallaşma. Birinci toplumsallaşma ailede gerçekleşiyor. Ama ikinci toplumsallaşmada artık dış çevre, sosyal çevre, çeşitli kurumlar söz konusu. Daha
düzenli kurumlar söz konusu, işte okul gibi. Şimdi birinci toplumsallaşma aşamasında aile içinde ya da hane içinde diyelim, annenin babanın ve varsa kardeşlerin etkisi daha yüksek. Ama ikinci toplumsallaşmada özellikle yaşadığımız bu işte medya çağı, sosyal medya, internet kullanımı vesaire dolayısıyla aile bireylerinin çocuk üzerindeki etkisinin azaldığını görüyoruz. Ve ikinci toplumsallaşma araçlarının etkisinin arttığını görüyoruz. Şimdi burada problem şu, biz çocuğun dil gelişimini nasıl takip edebiliriz? Yani bu işin doğası gereği çok zor. Ve bizim Türkoloji alanında hani böyle deneysel çalışmalar da çok bildiğim kadarıyla yaygın değil. Daha kuramsal, daha betimleyici çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla bir bireyin birincil toplumsallaşmasını, ikincil toplumsallaşmasını izlemek, buradaki değişimleri tespit etmek başlı başına zor bir iş. Ve mutlaka işbirliği gerektiren bir durum. Şimdi yöntem bilimsel olarak, hocam 31'deyim ben ama geldi mi? Bizimki 31'de. Evet, 31. Ha, şimdi dil ve toplum, bu ikisi bir olgu mudur veya fenomen midir? Evet. Şimdi biz ikisi arasındaki ilişkiyi çözümlemeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Şimdi burada yapacağımız iki yöntem, kullanacağımız iki yöntem var. Ya korelasyon yöntemini kullanacağız veya deney yöntemini kullanacağız. Şimdi korelasyon yönteminde iki olgu, iki fenomenin ilişkisinin yönü ve kuvvetini tespit etmeniz gerekiyor. Yani madem iki tane farklı olgu, iki tane farklı fenomen, kavram kullanıyoruz, bunların yönü tek yönlü mü, çift yönlü mü veya bu etkinin kuvvetini tespit etmeniz gerekiyor. Basit bir örnek vereyim. Örneğin boy ile kilo arasında mesela olumlu, pozitif bir korelasyon vardır genel olarak. Yani boy artınca işte kilo da artar, çocuklar için konuşuyorum. Ama uykusuzlukla dikkat arasında negatif bir korelasyon vardır. Uykusuzluk artarsa dikkat azalır. Azalırsa dikkat artar diyebiliriz. Şimdi eğer neden sonuç ilişkilerini bulgulamaya çalışıyorsak zaten deneysel yöntemi kullanmamız gerekiyor. Başka bir şey söz konusu değil. Bu konuyu aile üzerinden ilerlersek, ailede durum nasıldır peki? Diyelim ben aile konusunu, dil ve aile konusunu ele almak istiyorum. Klasik bakış nasıldır? Sosyokültürel yaklaşım. Doğrudan hısımlık ve akrabalık ilişkilerinden kaynaklanan isimlendirmelere gideriz. İşte diller arasında karşılaştırmalar işte yaparız efendim. Ama işte İngilizce'de diyelim, Timur Bilgem çok daha iyi bilecektir. Kayınlık ilişkilerini belirtmek için in love takısı kullanılır. In love ögesi, son in love veya mother in love gibi. İşte İspanyolca'da hermano politicio denir. Adeta bir siyasi kardeş gibi bunu düşünebiliriz. Peki toplum bilimsel dil toplum bilimsel bakış nasıldır burada? Affedersiniz. Biraz önce ifade etmeye çalıştığım, altyapısını sağlamaya çalıştığım dil ve aile olguları arasındaki ilişkide etki yönü ve etkinin gücü meselesine odaklanmamız gerekiyor. Dolayısıyla acaba hangi aile yapısında yaşadı bu çocuk? Önce bu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Çekirdek ailede mi yaşadı? Genişletilmiş ailede mi yaşadı? Veya biraz önce söylediğim aile ortamı değil de hane ortamında mı yaşadı? Önce hangi aile sorusunu yöneltip buna cevap aramamız gerekiyor. Dolayısıyla burada dil mi aileyi daha çok etkiliyor, aile mi dili daha çok etkiliyor? Bunun tespiti dediğim gibi deneysel bir çalışmadan geçiyor. Bu konuya biraz Bernstein'in eksiklik kuramı çerçevesinde yaklaşırsak. Bernstein ilk önce işte halk dili, kurallı dil terimlerini kullanıyor.
public language, formal language. Ama daha sonra bundan vazgeçiyor, kod terimini kullanmaya başlıyor. Daraltılmış kod ve genişletilmiş kod terimlerini kullanıyor. O da tabii eleştiriliyor literatürde. Şimdi üç sınıf düşünürsek Bernstein'ın tasnifine göre. Elit sınıf, orta sınıf, alt sınıf. Elit sınıfa zaten çok değinmiyor. Daha çok orta sınıfla alt sınıf arasındaki geçişkenliklere dikkat çekiyor Bernstein. Ve diyor ki, işçi sınıfına ait çocuklar, alt sınıftaki işte mavi yakalı olarak, yani bir metafor kullanabiliriz. Bu çocukların konuşmalarında işte kekelemelerin olduğunu, dil sürçmelerinin olduğunu, duraklama gibi bazı eksik dil davranış özelliği gösterdiklerini öne sürüyor. Ve söz varlıklarının da son derece kısıtlı olduğunu kendisi ifade ediyor. Ama bu görüşe tabii karşı çıkılıyor Labov ve arkadaşları. Ayrılık kuramını geliştiriyor. Difference teoriyi geliştiriyorlar. Şimdi şöyle bir örnek veriliyor. Alt katman aile yapılarında çocuklarla iletişimde daha çok buyurucu, emredici bir iletişim stili olduğunu söylüyor. Ama orta katman ve üst katmanda ise daha çok izin verici ve gerekçelendirici bir stil hakim oluyor. Şöyle bir örnek var değerli Timur Bilgem. Kırkıncı slayt geldi mi acaba? Evet geldi. Evet. Şimdi bir buradaki somut örnek, cam eşya satan bir dükkan var ve alt sınıftan bir anne ile işte 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğu bu hassas dükkana giriyorlar. Ama çocuğun doğası gereği çocuk rahat durmuyor, yaramazlık yapıyor. Annesi çocuğu uyarmak için ya fiziksel olarak ona müdahale ediyor ya da çok sert uyarıyor. Orta sınıfa ait daha işte buradaki örnekte rehberlik öğretmeni veya yüksek bürokrat olan bir anne ise yine aynı yaştaki çocuğuna yaklaşıyor ve usulca kimsenin duyamayacağı bir sesle lütfen onu yerine koy. Eğer çocuk bu uyarıya dikkat almıyorsa bak yoksa onu kırarsın ve biz tazmin etmek zorunda kalırız. Yine uyarmıyorsa, beklediği davranışı göstermiyorsa eğer böyle yaparsan sana dondurma alamam ya da o çok istediğin oyuncağı alamam diyor. Dolayısıyla bunu anlatmamızın sebebi aile tiplerinin, ailedeki bireylerin kültürel seviyeleri, eğitim seviyeleri, onların diline ve çocuklarıyla dil etkileşimine de doğrudan yansımış oluyor. Şimdi bizim alanımızdan bir müsaadenizle örnek vereyim ben. 41. slide. Bizim alanımızdan diyelim terim sözlükleri, özel alan sözlükleri işte yazılıyor. İşte Allah uzun ömür versin Zeynep Korkmaz hocamızın gramer terimde sözlüğü ilk başta bu isimde basıldı biliyorsunuz ama daha sonra dil bilgisi terimde sözlüğü olarak basıldı. Şimdi Zeynep Korkmaz hocamız bu kitabı büyük bir emekle yazdı. Hepimiz de bundan istifade ettik. Peki hazırlayıcı Zeynep Korkmaz hocamız. Peki bundan yararlanan kim ve kimler? Hedef kullanıcı kim? Hedef kullanıcının bilgi seviyesi ne durumda? Dil yeterliği ne durumda? Ve hangi ihtiyaçla bu sözlüğe başvuruyor? Şimdi burada literatürde 3 farklı kullanıcı tipinden söz ediliyor. Mesela uzmanlar, diyelim değerli Leyla hocam. Mesela o da yararlanıyor. Yarı uzmanlar ama bir de amatörler diyebileceğimiz işte Türkoloji'ye yeni başlamış hani gençlerimizi bu kategoriye sokarsak haksızlık yapmayız herhalde. Şimdi aynı eserin 3 farklı hedef kitleye toplumsal katmana hitap etmesi tabii ki ayrıca düşünülmesi gerekiyor. Belki diyelim bu değerli çalışmanın ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik versiyonlarının da
düzenlenmesi düşünülebilir. Yani oradaki terim ve kavramların biraz daha öğrenci seviyesine uygun bir şekilde hazırlanarak böyle bir hizmet de yapılabilir. Tabii akartürk bilgem konu çok derin. Bazı konuları artık kısa kısa geçmek istiyorum. Nezaket teorisi zaten dil toplum biliminin çok önem verdiği bir konu. Burada sadece bir iki noktaya ben dikkat çekerek değinmek istiyorum. Bu biliyorsunuz bizim kültürel anlamda, sosyal anlamda kullandığımız nezaket ile Batı'daki nezaket teorisi, politeness teori farklı farklı. Orada işte 6-7 tane şu anda teorisyen var ve hepsi de farklı ölçütleri kullanıyorlar. Ben bu detaylara çok girmek istemiyorum. Müsaadenizle. Sadece şunu söylemek istiyorum. Dilde kabalık olgusu. Kabalığın karşıtı nezaketsizlik değildir. Yani nezaket dışılık değildir. Neden? Çünkü biraz önce de söylemeye çalıştım. Kabalık bir antisosyal kişiliğin tezahürüdür. Kabalık saldırgan bir davranışın sonucudur. Ama nezaketsizlik aynı şey değildir. Nezaketsizlik, tam örneğini şöyle söyleyeyim. Birisine bir iyilik yaptınız, bir şey ikram ettiniz. Bunun karşılığında bizim kültürümüzde de, diğer kültürlerde de teşekkür edilmesi beklenir. Eğer kişi burada pasif kalırsa, bu nezaketsizlik olarak kabul edilir. Kabalık olarak değil. Ama saldırganlık, art niyet, toplumsal uyumsuzluk veya antisosyal kişilik söz konusu ise o zaman kabalık olarak kabul edebiliriz. İkram karşılığında ne yapayım senin ikramını al başına çal derse bu kabalık olur. Ama pasif kalırsa, yani sosyokültürel normların gerektirdiği davranışı göstermezse o zaman nezaketsiz olur. Fakat burada saldırgan bir tutum belirlerse durum dediğim gibi kabalık noktasına doğru girer. Tabii nezaket teorisiyle ilgili naçizane Kutatku Bilik'te böyle bir inceleme yaptım. Yakın zamanda da Dede Korkut kitabında yine nezaket stratejileri nasıl oluşturulmuş. Ama dediğim gibi şu an süre dolayısıyla çok fazla değinemiyorum. Burada birçok teori var. İsmen işte Lakoff'un teorisi var, Lee'in teorisi var, Brown Levinson'un teorisi var. Bunları ismen söylemiş olayım. Dede Korkut'tan bir örnek o zaman söyleyeyim. Hanlar Hanı Bayındır Han yılda bir kere ziyafet verip Oğuz beylerini misafir ederdi. Şimdi burada ben Lee'in çerçevesine uydum. Lee nezaketi bizim böyle düşündüğümüz anlamda, hocam 58 geldi mi şu anda? Evet, nezaketi bizim evet, düşündüğümüz hocam anlamda ifade etmiyor. O diyor ki, bedel fayda ikilisi. Yani bu cömertlikte bedeli kim karşılıyor? Belki biraz sizler benden çok daha iyi yorumlayabilirsiniz. Kapitalist bir zihniyetin ürünü olarak bedeli kim karşılıyor? Peki bundan faydalanan kim? Ve faydalanma derecesi nasıl? Yani en üstte mi, kısmi faydalanma mı söz konusu? Şöyle bir örnek vereyim literatürden. Diyelim birisine diyorsunuz ki hadi birlikte öğle yemeğine gidelim, yemeği ben ısmarlayacağım, ben ikram edeceğim. Burada Lee'in anlayışına göre bedeli kim karşılıyor? Ben karşılıyor. Hepsi. Faydayı kim karşılıyor? Hiçbir şey ödemediği halde karşı taraf karşılıyor. Ama şöyle desem, böyle bir davette bulunmayıp da desem ki, ya Ankara'da işte filan yerde çok iyi bir yemek yapan yer var, çok iyi bir lokanta var. Bu daha az cömertlik oluyor. Çünkü ben sadece öneride bulunuyorum. Ama bedeli yine kim karşılayacak? Karşı taraf. Ama ilk verdiğim örnekte bedeli ben karşılayacağım için burada en üst düzeyde cömertlik gerçekleşmiştir. Yani bizim anladığımız manada
Türk kültüründeki, Türk geleneğindeki cömertlik gibi düşünülmüyor. Batı literatürü biraz daha farklı bir durum. Lih'in tabii çeşitli kuralları var. Buna maksim diyor. İşte 6 kural. Soru katkı olursa açabiliriz. Akartürk bilgem. Ama en son tabii biraz literatürü takip etmem gerektiği için Lih bu 6 kuralı artık devre dışı bırakıyor. Tek bir kurala indirgiyor. İşte süper kısıtlama olarak ben çevirdim. Tek bir maksimden bahsediyor ve bu kuralın da bütün diller, bütün kültürler için geçerli olduğunu söylüyor ki zaten bu herhalde kabul edemeyeceğimiz bir tez, bir iddia olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdilik burada noktalayayım ben Akartürk Bilgen. Dediğim gibi konu çok geniş. Sadece iyi niyetle ben kaynaklara ulaşmaya çalıştım ve bu kaynakları kendim tercüme ettim. Ama burada herkesin katkısını bekliyorum. En çok zorlandığım nokta özellikle kavramsal çerçeveyi belirlemek ve kuramsal olarak altyapıyı sağlam bir şekilde oluşturabilmek. Tabii tartışmalı konular aşağı yukarı belli ama bu konularda hani zorlandım derken sonuçta ben bir çalışma yaptım ve değerli araştırmacının istifadesine sunmuş oldum. Ama bu konudaki geri bildirimler, eleştiriler elbette hem bana katkı sağlayacaktır hem de dil toplum biliminin Türkiye'de biraz daha yerleşmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilgem, Engin Yılmaz Bilgem. Toplum dil bilim Batı'da çok ilerlemiş. İlk örneklerini, ilk çalışmaları orada yapılmış, Amerika'da yapılmış, daha sonra diğer ülkelerde. Türkiye'de aslında yapılmış ama bir metot dahilinde, bu toplum dil bilim metotları dahilinde çalışmalar son dönemde yapılmaya başlandı. Siz de bu yönde tarihi metinlerimizden günümüz Türkçesine kadar birçok şeyi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili sorular var sanırım. Ceren Selvi'nin elini görüyorum. Sorularla başlayabiliriz. İyi akşamlar Akartürk hocam. Anneciğim müsaade eder misin? Özür diliyorum hocam. Hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Hocam 2 dakika sonra mı sorsam acaba? Oğlum müsaade etmiyor. Tamam, o zaman senin soru hakkın saklı kalsın. Başka bir hocamıza geçelim. Recai Ünal Bilgemiz. Buyurun lütfen. Sağ olun Akartürk Bilgem. Engin Yılmaz Bilgemize çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok değerli bilgiler sundu ve değerli görüşleriyle bizi tanıştırdı. Benim sorum bu dil toplum bilimi, toplum dil bilimi konusunda ve aynı zamanda dilin kültürle ilişkisi, işte kültürün aracı olarak sayılması konularında. Örneğin bir Avrupalı çağdaş düşünür, filozof Ernest Gellner dilin kültürün bir aracı olduğu kabulüne karşı çıkar. Der ki dil toplumun kültürünün bir aracı değil, dil kültürdür. Yani doğrudan doğruya dil ve kültürü özdeşleştirir. Bu bağlamda neler söylemek istersiniz ve aynı zamanda dil toplum bilimi işte daha çok toplum bilimidir
toplum dil bilimi ise daha çok dil bilimidir diyebilir miyiz? Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Recai Bey. Şimdi tabii öyle bir geçişkenlik var ki bu disiplinler arasında. Tam olarak diyelim nereden veri çekiyoruz, veriyi topluyoruz? Hangi yöntemi kullanıyoruz? Hangi ilkeleri kullanıyoruz? Bu çok önemli. Dolayısıyla edim bilimi de Akartürk Bilgem konuşmasına başlarken söyledi. Orada da çok özgün bir dil bilimi disiplininden söz edemeyiz. İşte mantıktan ödünçlüyor, ruh dil biliminden ödünçlüyor. Dolayısıyla burada artık disiplinler arasında sadece sosyal bilimler disiplinlerini kapsamıyor. Farklı disiplinler arasında geçişkenlik söz konusu değerli hocam. Dolayısıyla dil toplum bilimi, evet toplum bilimine daha yakındır ama dil biliminden de çok uzak değildir. Önce onu söylemem gerekiyor. Türkiye'de tabii daha çok tanınan, bilinen toplum dil bilimi çalışmalarıdır. İşte bu konuda kitap çalışmaları var, doktora, yüksek lisans tezleri var. Çok değerli hepsi muhakkak ki. Dolayısıyla dil ve kültür arasındaki bu ilişkide, hani bu kavramsal altyapıyı naçizane oluşturmaya çalıştım. Burada iki olgudan söz ediyorsak, değerli Bilgem, bu ikisi arasındaki etki yönünü ve o etkinin gücünü, kuvvetini çok iyi çözümlememiz gerekiyor. Yani bu çözümlemeyi çok iyi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla eğer fenomenlerden söz ediyorsak, mesela kültürle ilgili Raymond Williams işte diyor ki 168 tanım yapılabilir. Neden? Herkes farklı yönlerine dikkat eder, farklı ölçütler kullanır. Dolayısıyla fenomenlerden söz ediyorsak, olgulardan eğer söz ediyorsak o tespit de olabilir. Daha farklı tespitler de yapılabilir. Bütün mesele bunları temellendirmek, gerekçelendirmek. Yani neden öyle dedik? Ve tabii ki kültürler arasılık, yine bu konuyu en iyi Timur Kocaoğlu Bilgen bilecektir. Evet, kültürler arasılık da vardır. Küreselleşmeden tabii ben kitapta biraz belirtmeye çalıştım. Küreselleşme tamam ama artık küreselleşmeye de bir tepki doğdu. Küyerelleşme olarak çevrilen bir artık kavram söz konusu. Yani sadece bu küresel araçların bize artık dayattığı diyeceğim şeyler değil, yerel ve milli bir takım şeylerin de önemli olduğunu, böyle bir mantalitenin yaşandığını da söyleyebiliriz. Yani demek istediğim, bir fenomenden, hele hele iki fenomenden söz ediyorsak bu tür tespitler, yorumlar elbette ki yapılabilir. Çok sağ olun Engin Yılmaz. Ceren Selvi şimdi müsait sanırım. Evet hocam, tekrar teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Tüm hocalarımı saygıyla selamlıyorum öncelikle. Engin hocam, bu güzel sunumunuz için teşekkür ederim. Tüm çalışmalarınızı hayranlıkla takip eden bir akademisyen olmaya çalışıyorum. Tüm eserlerinizi okuyorum hocam. Gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz bunun için. Engin hocam, bu hafta Daniel Everett'ın Piraha dilleri üzerine yaptığı çalışmaları biraz okudum ve yaptığı belgeseli izledim. Mutlaka bilginiz vardır hocam. Şimdi o dilde şöyle bir durumdan söz ediliyor hocam. Yani bu bir kabile dili. Sayı sistemleri yok, geçmiş gelecek zamanla ilgili bir kavramları yok, kullandıkları bir kavram yok. Sunumuzun başında bahsettiniz mi hocam? Ben kaçırmış olabilirim ama bu tip konular da yine dil toplum bilimi içerisinde mi girer Engin hocam? Yani bir dilin kullandığı sözcükler, kullandığı söz kalıpları evet ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkar ama bu dilden örnek verirsek hocam bu şey midir? Yani ihtiyaç duymadıkları için kullanmak mıdır? Ve bu tip çalışmaları toplum dil bilimi içerisinde mi ele almak gerekir hocam? Teşekkür ediyorum Ceren hocam. Şimdi dil toplum bilimi alanına girmesi için, tabii ben de lütfen yanlış anlaşılmasın, hani sanki karar veriyormuşum gibi bu girer bu girmez. Böyle bir zaten ne yetkim var ne donanımım var şu an. Çünkü ben de okumalar yapmaya devam ediyorum. Literatürü takip etmeye çalışıyorum. Şimdi dil toplum bilimi dil verilerinden hareketle o toplumsal yapıyı çözümlemeye çalışıyor. Yani o toplumsal yapı da
elbette ki yekpare bir yapı değildir. Mutlak yani tamamen mutlak manada bir homojenlik zaten söz konusu değil. Orada da çeşitli farklılıklar söz konusudur. İşte alt gruplar söz konusudur. Katmanlaşma vardır. Dolayısıyla burada hani şöyle bir metafor kullanıyorum. Diyelim dil toplum bilimi Sakarya'dan Ankara'ya gelişi anlatıyor. Toplum dil bilimi Ankara'dan Sakarya'ya gelişi anlatıyor. Aslında inceleme nesneleri aynı aşağı yukarı. Kullandıkları yöntemler çok birbirinden farklı değil. Ama odakları farklı ve amaçları farklı. Yani mesele dil gibi, tabii dil toplum bilimi literatüründe gördüğüm özellikle işte Fishman'ın belirttiği daha donmuş ögelerdense daha dinamik, insan gibi, işte grup gibi, azınlık gibi daha dinamik, daha değişken yapılara yöneliyor. Ama işte aile örneğini vermeye çalıştım. Yani bu kelimeleri bizim incelememiz elbette çok değerli ama arka plandaki aile yapısına yönelmemiz gerekiyor. Çünkü tek tip bir aile yok, tek tip bir grup yok, tek tip bir toplum, topluluk söz konusu değil. Yani böyle kısaca cevap verebilirim. Tamam, çok teşekkür ediyorum hocam. Zihnim de biraz daha oturdu. Emeklerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Mustafa Altun Bilge'mizin elini görüyorum. Leyla Karahan Bilge'mizin de elini gördüm. Önce Mustafa Leyla Altun. Leyla Hocam buyursun. Ben sonra şey yaparım, katkıda bulunurum. Buyurun. Size de Mustafa Bey, herkese iyi akşamlar diliyorum. Engin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İlk konuşmacı hocalarımızla ilgili bir şey söyleyemedim çünkü yarısında girmiştim toplantıya. Ama tabii çok sevindirici bir haberdi. Ben Oğuzca'yla daha çok ilgilendiğim için Azerbaycan, Şiraz ve çevresindeki Oğuzca'yla Anadolu'daki Oğuzca arasındaki farkları tespit bakımından eserin önemli olduğunu düşünüyorum. Hele 15. yüzyıl olması çok daha önemli. Çünkü 14 ve 15. yüzyılda yazı dili tam anlamıyla standartlaşmamış, bir takım ağız özellikleri var. Bunları tespit açısından ben bu eserin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve merakla bekliyorum. Hazırlayanların, sizlerin emeklerinize sağlık. Oğuzca açısından ben düşünerek bunları söyledim. Benim için çok ilgi çekici bir bilgi oldu bu. Ben de herkes gibi merakla bekliyorum. İkinci konuşmacı Engin Bey. Ben özetle Engin Bey'in söylediklerini yani formül olarak söylersem eğer, sosyal yapıyı çözümlemek için dile ihtiyaç var. Dili anlamak için, dili çözümlemek için sosyal yapıya ihtiyaç var. Zannediyorum buydu bizim asıl anahtar teorimiz diyelim. Bütün disiplinler arası ilişkiler çalışmalarda böyle bir ilişki kurmak mümkün belki ama dile en yakın olan disiplin sosyoloji mutlaka. Sosyoloji en yakın. Mesela tarihle dil arasında da böyle bir ilişki kurabiliyoruz. Biliyorsunuz dildeki bir takım değişmeleri yerleşme tarihi yardımıyla çözebiliyoruz. Bartın ve çevresine bir zamanlar gelen Kıpçak topluluklarının etkisiyle orada bir ses değişmesi meydana gelmiş. N'ye değişmesi, işte damak N'sinin Y'ye dönüşmesi. Bunu çözebilmek için tarihle, tarih ilmiyle mutlaka bir işbirliği yapmak gerekiyor. Yani tarihi belgeler olmadan biz bunu çözemeyiz. Bunu çözmemiz mümkün değil. Aslında birçok sorun böyle. Dille ilgili, ağızlarla ilgili bakıyoruz. Çok ilginç ses değişmeleri var. Bunları anlayabilmek için tarihi bilgilere ihtiyacımız var. Ama tarihi bilgiler yetersiz olunca sadece tahminlerde bulunabiliyoruz. Verdiğimiz hükümlerde tahminden öte gitmiyor. Bu tabii ki toplum dil bilimiyle toplum bilimiyle dil arasında, dil bilim arasında çok yakın bir ilişki var. Bunu söylediniz.
Şimdi dedik ki sosyal yapıyı anlamak için dile bakmak lazım. Dili çözümlemek için sosyal yapıya bakmak lazım. Bugün ben siyaset diline bakıyorum. Bu sosyal yapıyı incelediğimizde yani sonuçlar biraz ürkütücü oluyor doğrusu. Son dönem siyaset dilini incelediğimiz zaman ne yazık ki ürkütücü bir sonuçla karşılaşıyoruz. Fazla üzerinde durmuyorum bunun, öylece geçiyorum. Nezaket dilinden söz ettiniz. Ben şurada sizin bir cümlenize işaret etmek istiyorum. Bir eleştiri yaptınız ve şöyle bir ifade kullandınız. Okumaya çalışayım. Türkolojide daha çok betimsel çalışmalar yapıyoruz. Deneysel çalışmalar daha az yapıyoruz. Ağız araştırmaları hariç hocam. Hayır, ben hiç önemli değil. Evet. Yok yok, ben eleştirmek için söylemiyorum. Tam tersi sizin nezaket dilinizi örnek olarak göstermek istiyorum. Bakın, diyorsunuz ki Türkolojide daha çok betimsel çalışmalar yapıyoruz. Siz kendiniz de katıyorsunuz buna. Yapılıyor demiyorsunuz. Yapıyoruz. Bu bir nezakettir. Ve ne diyorsunuz devamında? Deneysel çalışmalar daha az yapıyoruz. Yani reddetmiyorsunuz bir şeyi. Yaparken kendinizi de katarak bu eleştiriye bunu anlatıyorsunuz. Çünkü siz de Türkolojinin içindesiniz. Türkolojiyi sizin eleştirmeye böyle eleştirmeye hakkınız olamaz. Siz de yapmıyorsunuz zaten bunu. Bu çok güzel bir üsluptur bence. Bu çok güzel bir üsluptur. Onun için sizi tebrik etmek istiyorum. Evet. Bu nezaketle ilgili tabii ki pek çok örnek verilebilir. Siz konuşurken benim aklıma geldi. Mesela birinin yaptığı yanlışı söylerken ya da verdiği hükmün yanlış olduğunu söylemek için o yanlış demek yerine genellikle pek doğru değil deriz. Aslında mantıksal olarak bu ifade doğru bir ifade değil. Pek doğru değil. Yani bu sizin yargınız pek doğru değil. Yani ya doğrudur ya yanlıştır. O pek doğru ifadesi sadece nezaketi ifade ediyor. Dikkat ederseniz. Başka bir şey ifade etmiyor. Başka bir şey daha söylemek istiyordum. Ben şeyi merak ettim. Türkiye Türkçesinde bu nezaket ifadesi, şimdi Kutat Kubik'le ilgili, Dede Korkut'la ilgili çalışmalarınız olduğunu söylediniz. Türkiye Türkçesinde şu anda literatür taramadığım için aklımda var değil. Hocam. Kim çalışmış var. Nezaket Türkiye hocam, Türkçesinde? İsim Burcu Meliha Keser vardı. Nedim Türk. Tez olarak mı çalışılmış? Hocam ben makaleye ulaştım. Ama İlahiyat Fakültesinden de tez var. Nedim Türkmen'in. Tabii şu an bakmam lazım kaynakçama. Evet. Çok çok ilginç bir konu. Türkiye'de tabii toplum dil bilimi çalışmaları dediğiniz gibi çok yeni. Fatma Hanım'ın var. Fatma Öztürk var. Gülcan Hanım'ın var. Gülcan Çolak'ın var. Böyle yeni yeni bu çalışmalar çoğalıyor. Tabii bizim kendi alanımız içinde amacımız toplumun yapısını irdelemek değil, o sosyologların işi. Bizim amacımız o yapıyla dili çözümlemek. O da bizim için tabii ki çok önemli bir disiplin oluyor sosyoloji. Çok teşekkürler. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Zaten üzerimde de çok büyük emeğiniz var. Sizin söylediklerinize sadece, tabii slaytlarda var ama, şimdi mesela siz alanın duayen hocasısınız. Diyelim ben bir araştırma nesnesi belirlemem gerekiyor mesela. Şimdi başsağlığı mesajları, bu çalışılıyor yani farklı kültürlerde. Ve şöyle bir sonuca ulaşılıyor, deniliyor ki, bir kişi çok yakın, Allah korusun, Allah gecinden versin, çok yakınını kaybetti. Şimdi şöyle bir dil kalıbı kullanırsak, işte filan yakınınızın öldüğünü, vefat ettiğini duydum, öğrendim, işte başınız sağ olsun demek daha az nazik bir söylemdir. Bunun yerine
oradaki o mutlak olguya gönderimde bulunmadan, ya bir kederiniz olduğunu öğrendim, işte çok üzüldüm demek daha nazik bir söylemdir. Dolayısıyla belki bizim çalışmalarımızda nesne seçimi de yapmadan çalışmamız gerekiyor. Yani şunu dememeliyiz, ya benim ne işim olur başsağlığı mesajlarıyla. Bunu da incelememiz gerekiyor ve ben eminim ki sizin gibi kıymetli hocalarımız, işte gençler çok sağlam geliyor sizlerin yine sayesinde, çok daha farklı bulgulara ulaşabilecekler. Ama nesneyi küçümsememek gerekir diye naçizane düşünüyorum. Nezaket anlayışı da zannediyorum dönemden döneme değişiyor ve mutlaka da değişecektir. Nezaket anlayışı. Yani bundan 50 yıl önce nezaketsiz sayılan bir ifade, daha sonra bakıyorsunuz da daha farklılaşmış. Bu da döneme göre değişiyor. Yani hiç değişmez değil. İnsanla birlikte, toplumla birlikte elbette dil de değişiyor. Nezaket anlayışı da değişiyor. Bu da hem dilin değiştiğini, dilin topluma bağlı olarak değiştiğini gösteriyor. Yani toplum neyse dil de odur. Toplumun aynasıdır diyoruz ya, çok doğru. Değişmez bir olgu değil toplum. O değiştikçe dil de değişiyor. Teşekkürler tekrar. Biz de teşekkür ediyoruz. Dela hocamız gerçekten Engin Yılmaz Bilge'mizin bütün sunumunu başlıklarına örnekler vererek daha açık bir hale getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Altun Bilge'miz, buyurun lütfen. Evet, saygıdeğer bilgelerim, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Engin Yılmaz hocamızla fiziki olarak epeydir görüşemiyoruz. O Adapazarı merkezde, ben Hendek'teyim, Sakarya'dayız ama... Çok uzakmış. Uzak değil ama salgından dolayı pek şey yapamadık. Bir türlü görüşme fırsatımız olmadı. Telefonlaşıyoruz ama fiziki olarak görüşme fırsatımız olmadı yoğunluktan dolayı. Ben şöyle bakıyorum. Engin Yılmaz hocam çok hani ufuk açıcı bir aslında bir pencere açtı. Biz derslerde de bu konuları öğrencilerimize de çok paylaşıyoruz. Yeri geliyor, örnekler veriyoruz. Mesela yabancılara Türkçe konusunda yaklaşık işte 2009 yılından beri o alana da girmiş olduk. İşte Tömer'de idarecilik yaparken. Özellikle bu konularda, yani öğrencilere işte düğünde, cenazede nasıl hitap edilir? Çünkü söz kalıplarımız var bizim bununla ilgili. Mesela en tartışılan konulardan biri, işte bu kitap yazarları selamlaşmayı merhabayla başlatıyor ama sokağa indiğinizde, hani az çalışmalarında da vardır, Leyla hocam mutlaka onu ifade edecektir. Selam, yani bir yere girdiğiniz zaman kimi yerde günaydınla, kimi yerde selamun aleykümle başlanıyor. Yani orada mesela akademisyenler arasında bir tartışma var. Yani selamun aleyküm, aleyküm selam. Bunu da yabancı öğrencilere öğretelim mi? Çünkü bunun karşılığı var toplumda. Yani bir yere girdiği zaman öğrenci yani bununla da karşı karşıya kalıyor. Biz İngilizce öğrenirken mesela işte yurt dışına gittiğimizde orada öğrendiğimizin dışında çok farklı kalıplarda karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani bu noktada mesela bir yabancıya öğretirken bu söz kalıplarını, mesela bir cenazenin ardından Allah rahmet eylesin diyen de var. Işıklar içinde uyusun. Yani yolu ışık, aydınlık olsun, ışıklarla olsun gibi. Mesela bunlar bile aslında sosyolojik anlamda bizim yani sınıfsal bir toplum değiliz tam olarak ama belli ölçülerde bu ifadelerin o insanların düşünce dünyasında belirlediğini görüyoruz. Yani tünaydın demek mesela. Yani herkes söylemiyor. Söylendiği zaman o kişi bir şekilde sosyolojik anlamda etiketleniyor. Ya da biri selamun aleyküm diyorsa onun karşısına bir başkası merhaba diye karşılık verebiliyor. O da kendi dünyasından, kendi penceresinden
Diyor ki benim öyle bir şeyim yok diyor. Yani burada bir seküler bir alan var. Hani baktığınız zaman bir tarafıyla da muhafazakar bir alan var. Leyla Hocam ifade etti. Siyasal söylemde de benzer durumlar var. Yani bakıyorsunuz yani o siyasal söylemi takip eden insanlar var. Onlar da benzer tepkiler veriyorlar ve gündelik hayatta bunları hep yaşıyoruz. Sosyal medyada da yaşıyoruz bunları. Ben Facebook'ta hani 3 tane akademik grubu yönetiyorum yıllardır elimden geldiği kadar. Orada çatışmacı bir ortam oluyor kimi zaman ve bu genellikle dil üzerinden gerçekleşiyor. Ve herkes kendi bulunduğu sınıfın temsil eden bir dil kullanıyor. Yani bu şekilde hitap ediyor. Evet, evet, evet. Yani o açıdan Engin Yılmaz hocama çok teşekkür ediyorum. Güzel bir pencere açtı. Çalışmalarında devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Akartürk Bilgem kısaca bir iki cümleyle. Şimdi tabii kıymetli Leyla hocam, işte değerli arkadaşım Mustafa Bey de değindiler. Yani çok siyasi konulara zaten benim yapım gereği de girmiyorum ama şunu söyleyeyim. Mesela Amerika'daki liderlerin dilleri üzerine bir iki kitap okumuştum. İngilizce kitap. Şimdi orada işte cumhuriyetçiler var, demokratlar var. Bizim ülkemizde farkı şu. Amerika'daki bu partiler kadro partileri. Yani ne demek kadro partisi? Kadrolar sabit. Dolayısıyla çok fazla kitlelerin bu konuda hani etki gücü dedik ya, onları çok etkilemiyor. Türkiye'deki parti tipi ise daha çok kitle partisi. Dolayısıyla en çok kullanılan işte kitleyi işte konsolide etmek mesela amacıyla hakikaten sert bir dil ve üslup kullanıldığını da tespit ediyoruz. Yani toplum farklı olduğu gibi parti kurguları da farklı olduğu için bu elbette dile de yansımış oluyor. Bu eklemeyi yapmak istedim. Evet, teşekkür ederiz. Mustafa Altun Bilgemize de katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Onun da bu yönde çok çalışmaları var. Teşekkür ediyoruz. Meryem Erdoğan'a söz vermek istiyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doktora öğrencisi kendisi. Eski Türk dili alanında. Hepinize iyi akşamlar hocam. Saygıyla selamlıyorum hepinize. Hocam benim 2 tane sorum olacak öncelikle. İlk sorum, toplum dili bilimsel değişken olarak kadın dili ve erkek dili hakkında Engin hocamın söylemek istediği bir şeyler var mı? Bir de hocam, Ceren hocanın işte şimdiki zaman ya da gelecek zamanla ilgili bir söz varlığı yok demesinin üzerine kafamda Lacan'ın bir sözü belirdi. Dil yokluktan doğar diyor hocam. Sizce dilin yokluktan doğması mı daha makbul yoksa varlıktan mı? Senin bir soru oldu Lacan deyince. Şimdi kadın dili ve erkek diliyle ilgili ve epey bir okumalarım oldu, çeviriler yaptım. Burada tabii dil toplum bilimi çok fazla, hani bu terimi kullanmak istemiyorum ama çıktıya odaklanmıyor. Yani sonuçta işte kadınların dil kullanımındaki bir takım tespitler, bu ne kadar evrensel olabilir veya erkeklerin işte tercihleri, bu konuyla ilgili çalışmalarda böyle maddeleştiriyorlar. İşte kadınlar daha çok ayrıntıya girer. İşte daha çok şu kelimeleri kullanır. Dolayısıyla bu dil toplum bilimsel bir şey değil. Burada kadının kendisini toplumda nasıl konumlandırdığına bakmamız gerekiyor. Nasıl konumlandırıyor? Bu konumlandırmada özellikle 2 konu ön plana çıkıyor. Yani toplum bilimsel açıdan. Bir, kadınların mülkiyet hakkı ile ilgili gelişmeler neler? 2, kadının aktif iş gücüne katılımı. Yani hem iş gücü katılımı veya işveren olarak da katılımı. Dolayısıyla bu 2 ölçüte göre daha çok dil toplum bilimsel çözümleme yapılıyor.
Bugün işte söyleniyor ki dünyadaki bütün servetin %1'i yani yasal olarak, resmi olarak kadınlar üzerindedir. Ama kadınların iş gücüne katılımı daha da artmıştır. Son derece artmıştır. Türkiye'de yanılmıyorsam %30'u falan geçmiştir. Yani buradaki mesele kadınlar toplumda kendilerini nasıl konumlandırıyor? Mesele bu. Ama tabii işte feminist yaklaşımlar, radikal feminist yaklaşımlar, efendim buralara da baktığımız zaman arada büyük bir işte çatışma var, haksızlık var. Bu hakların alınması söz konusu. Kuzey Avrupa ülkeleri işte biliyorsunuz bu konuda son derece öncü. Bunu yasal düzenlemelerde getiriyorlar. Dolayısıyla yani dil toplum bilimde tekrar söylüyorum ortaya çıkan, tespit edilen söz varlığı kelimeler odak değil. Odak noktası bu söz varlığından hareketle ilgili sosyal grupların, işte kadın ve erkek sosyal grup kabul ediliyor, bunların çözümlenmesi. Bunlarla ilgili tespitler yapılması. Yoksa tekrar söylüyorum, yani kültürler arasılık evet var, toplumlar arasılık, diller arasılık ama böyle indirgemeci bir anlayışta herhalde çok doğru olmayabilir. Yani bütün toplumlarda bu böyledir, bütün kültürlerde, bütün dillerde böyledir şeklinde bir evrenselci bir bakış doğru olmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu arada saatimiz 21.18. Engin hocamızın süresi bitti ve serbest tartışma kısmına da geçtik. Ama sohbet çok güzel ilerlediği için bölmek istemedim. Bu konuda devam etmek istedim. Timur Kocaoğlu Bilgemiz'in sanırım bir sorusu var. Katkısı. Ha, çok sağ olun. Ben tabii her üç konuşmacıya da önce sağ olun, var olun diyorum. Konuda bu Alişir Navai'nin çok önemli bulunan yeni bir Akkoyunlu divanı ve üzerindeki şey bu gerçekten Türkoloji için çok önemli bir gelişme. Bu yüzden hem Aftandil Erkinov hem de Rustem Cabarov'a teşekkür ederim. Ve ayrıca tabii Tanju Oral Seyhan Bilgemiz'e de teşekkür ediyorum. Çünkü bu çalışmaya özellikle Oğuzca okuma bakımından katıldıkları için çok yararlı olacaktır bu çalışma. Sonra da değişik bir konuda olan Engin Yılmaz Bilgemiz'e çok teşekkür ederim katıldıkları için ve önemli bu toplum bilimsel açıdan dilin incelemesi gerçekten de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hem Amerika ve Avrupa'da gelişen bir bilim dalı, dil bilim dalı. Bu konudaki şeyleri çok önemliydi. Verdiğiniz örnekler ve anlatılması özellikle nasıl bazı sözcüklerin anlamının mesela bir yaşlı var bir de ihtiyar. Değişik yani sözlükte bile açıklarken değişik açıklanıyor. Bunlar çok çok önemli yani bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirttiniz. Şimdi benim iki de sorum var. Hem ben önce Engin Yılmaz Bilgem'e sorayım ondan sonra birinci soruya geçeceğim. O biraz daha uzun olacak. Şimdi Engin Yılmaz Bilgem bu şeyiniz çok önemli. Zaten bugün bakın özellikle Mustafa Altun Bilgemiz de bahsettiler. Bu ikinci dil öğreniminde artık bu son diyelim 20-30 yıldır kültür yani gramerden çok kültür ögelerine aktarımı veriliyor. Yani eski anlayışta işte çocuklara zamirleri öğret, sıfatları, zamanları öğret, tamam yabancı dili öğrendin diyorlardı. Fakat artık bu değişti ve ikinci dil öğreniminde mümkün olduğu kadar gramerin az yer almasına dikkat ediliyor. Daha çok konuşmaya ve kültür ögelerine. Çünkü artık şey anlayışı geldi. Bir yabancı dili iyi özümseyebilmek için o toplumun kültürünü çok yakından bilmek lazım. Çünkü kültürden fazla bilginiz olmasa
o ezberlediğiniz kalıplar, şeylerle çok yanlış bir dil konuşacaksınız. Halbuki İngilizcenin de Türkçenin de en zengin tarafları deyimler. Ve deyimler biliyorsunuz bir dilin en güç şeyi yabancı. Çünkü yabancıya çok çarpık gelir ve saçma gelir bazen. Bazen de gülünür bir çok. Mesela İngilizce deyimleri bu olduğu gibi sözcük sözcük çevirin veya Türkçe deyimi çevirin. İngilizce Türkçe'de çok gülünç bir duruma gelir. Türkçesi de İngilizce'de gülünç bir duruma gelir. Bir örnek vereyim. Ben uzun yıllar Amerika'da kaldıktan sonra İstanbul'a geldiğimde arkadaşlarla konuşurken dedim ki ben şimdi şeyden Karaköy'den taksi alacağım, Taksim'e gideceğim dedi. Bu kaç parayı alacaksın dediler. Çünkü Amerika'da take a taxi yani taksi almak denir. Halbuki Türkiye'de taksiye binip gideceğim, taksiyle gideceğim dedi. Ama ben o İngilizcenin etkisiyle taksi alacağım diyorum. Karaköy'den Taksim'e kadar taksi alacağım dedim. Benim Türkiye'deki arkadaşlarıma bu çok tuhaf geldi. İşte dillerdeki bu deyimler çok çok önemli. Şimdi şeyi söyleyeyim, yabancıların, çünkü bu da sizin konunuza girecek, sizin bu verdiğiniz örnekte olduğu gibi bu ne diyorlar, yaşlı ve ihtiyar gibi. Şimdi yabancıların bilhassa ana dili İngilizce, Almanca, Fransızca olanların Türkçedeki şu bir durum var, anlamaları çok güç oluyor. Çünkü aynı kavram için biri Türkçe biri de yabancı iki veya üç sözcük var. Şimdi İngilizce'de öyle bir şey yok. Mesela diyorlar ki İngilizcenin %80'i yabancı dil ama İngilizce kendisinde olmayan sözlükleri almış. Ama yabancı sözü alırken kendi sözcüklerini değiştirmemiş. Mesela İngilizce'de yürek bir tanedir. Zaten bütün dünya dillerinde her dilde yürek için tek kelime var. Bir Türkçe'de hem kalp var hem de yürek var. İşte bu Türkçenin değişik konumu başkalarının anlamasını şey yapıyor. Mesela öğreniyor eşi olarak. Yürek öğrendi, sonra bir yerde kalp geçiyor. Peki diyor bu kalp nedir diyor. Şimdi yürek, bu insan yüreği ise veya hayvanlardaki bu kalp nedir? O da oradır ama işte aralarında biraz farklar da var ama onu tam kavrayamıyorlar. Veya da şey geliyor, bakın yel ve rüzgar. Şimdi öğreniyor rüzgarı, birden bir metinde yel çıkıyor. Ya bu nasıl olur diyor, bir şeyde hem yel var hem rüzgar var veya özlem ve hasret. İşte bu çift sözcükler, bu da aslında Türk toplumlarının o geçirdiği bilhassa 16. yüzyıldan sonraki biliyorsunuz bu yabancı sözcüklerin ağırlıklı alınması. Fakat bunu bir İngiliz'in, Alman'ın anlaması çok güç oluyor. Çünkü onlarda tek sözcük var. Bu şekilde böyle aynı bir fiziksel kavram için mesela iyi ki biz aslında Osmanlıcayı okusalar onlar çıldırırlar. Yani hem su diyecekler hem ab hem ma diyecekler. Şimdi Fuzuli'nin veya bir Baki'nin şiirini okursa bir yabancı için bu çözülmeyecek bir bilmece. Yani kafası almıyor. Türkçe'de su varsa niye ab girmiş, ne ya ma olmuş, bu onlar çünkü İngilizce'de bir tanedir, water, onundan başka bir şey yok, her şey water'dır. Bizde işte bu yabancıların öğrenmesini çok güçleştiriyor. Ve burada bir zorluk çekiyorlar bunları öğrenmede. İşte derslerde ben biraz açıklama yapıyorum işte Türk toplumundaki değişiklikler, işte Türkçe'de su var ama onun yanında işte Farsçadan ab, Arapçadan da ma alınmış ve bu böylece olmuş. İşte yürek vardı ama kalp alınmış. İşte fakat bunların sayısı az değil, çok fazla. Hemen hemen evet, her evet. Objenin böyle birkaç dili var ve bu onları biraz şey yapıyor, zorluyor. Çünkü onlar alışmışlar. Bütün mesela bazıları Almanca öğrenmiş, Fransızca biliyor ki tek bir karşılık var. Yani göz. Göz için hiçbir zaman ayrı bir şey kullanmamışlar. Tek göz. Ama bizde çeşim vardı, şey vardı. Değişim. İşte bunu diyeceğim. Bu da bence incelenmesi gerekli bir şey. Hani bu Türkçe'de böyle çok bir de yeni sözcükler türetiyoruz. Bir de onlar gelince İşin içinden gerçekten çıkılmaz bir durum geliyor. Bu Türkçe'yi ikinci yabancı dil olarak öğretmede.
İşte bu biraz zorluk geçiyor. Bu konudaki sizin düşünceni alıp eğer şeyimiz şey verirse sizin yanıtınızdan sonra birinci gruptaki Aftan Dil ve Rüstem Bey'e de soracağım. Buyurun. Evet. Değerli Bilgem, Timur Hocaoğlu Bilgem, çok teşekkür ederim. Aslında ben de sizin görüşlerinize katılıyorum. Küçük bir anekdot. Şimdi Sakarya'da bir proje yapmıştık Mustafa Altun arkadaşımla birlikte. 2010 yılında bir ulusal ajans projesi. Şimdi öğrencilere öğretiyoruz işte nasılsın? Cevap iyiyim, teşekkür ederim. Bir öğrencimiz küçük bir kaza geçiriyor. İşte bir minibüsten düşüyor. Şoför soruyor nasılsınız? Yani o nasıl oldun? Hani bir endişeyle, kaygıyla iyiyim, teşekkür ederim, siz nasılsınız diyor. Çünkü sadece bu durumu, bu bağlamı biz öğretmiş olduk. Elbette Türkçenin yabancı dili olarak öğretiminde işte bizim Gazi Üniversitesi Tömer'in çok büyük tecrübesi, birikimi var. İşte Ankara Üniversitesi Tömer'in, Sakarya Tömer'e de müsaadenizle söyleyeyim, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi vesaire. Hepsini tek tek sayamıyorum. Dolayısıyla burada hocam işbirliği yapmamız gerekiyor. Yani bu sizin şu an sağladığınız bu ortam, bu işbirliğinin sağlanmasının ötesinde pekiştirilmesinde de gerçekten çok değerli bir işlev görüyor. Ben Recai Bilgem'in uyarısına da uyarı olarak kabul ediyorum. Tabii ki bu Toplum ve Dil kitabı Kamile İmer hocamızın bunu artık kaç defa okuduğunu, ben kaç defa not çıkardığımı, özet çıkardığımı kendisini de saygıyla anayım. Onun da bu alanda çok öncü bir çalışması. Ben de atlamış olmayayım yani. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Timur Bilgem, sizin sorunuza geçmeden önce. Timur Bilgem. Siz ilk konuşmacılara soracaksınız sanırım sorunuzu. Ha evet. Ben son kez bir eklemede bulunabilir miyim? Tabii. Konuşmasıyla ilgili olarak. Aslında tarihi metinleri de çözümlerken o toplumu anlayarak, toplum dil bilim ölçütleri kullanılarak çözümleme yapmak belki bize daha doğru sonuçlar çıkarabilir. Köktürk metnini işlerken mesela İnim Költig'in Kergek Boldu diyor. Kardeşinin ölümüyle ilgili olarak Kergek Bolmak ifadesini kullanıyor. Anne ve babası için uça bağırdı diyor. Kaan ve kraliçe, Katun. Kaan ve Katun için. Ama halkı uyarırken eğer Ötüken Yış'tan ayrılırsam ölteçi sen diyor. Yani öleceksin diyor ve ölmek fiilini kullanıyor. Yani toplumun çeşitli katmanlarına ya da bir düşman askerini öldürmekten bahsederken de yine öldürmek, ölmek fiilini kullanıyor. Yani topluma göre, toplumun çeşitli katmanlarına göre dilin Köktürk metinlerinden itibaren şekillenmiş olduğunu da görmekteyiz. Tarihi metinleri okurken de bu şekilde toplum dil bilim ölçütleri çerçevesinde bakabiliriz diye aklıma geldi. Bunu ifade etmek istedim. Çok güzel. Çok kısa, evet, çok güzel. Vaktinizi almayayım. Akartürk Bilgem'in bu tespitini. Tabii ki her toplumda işte asimetrik ilişkiler söz konusu. Önemli olan bunlar norm haline gelmiş mi? Yani norm ne demek? Bir caydırıcı yönü var demek. Bunun bir karşılığı var. Eğer ihlal ederseniz, diyelim işte bir prens için, Kaan için kullanılmaması gereken bir şey kullanırsanız bununla ilgili yaptırım, yani bir norm oluşmuş mu? Bu daha çok hani toplum bilimsel açıdan değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sizin tespitleriniz de zaten son derece yerinde. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Timur Bilgem, buyurun lütfen. İlk konuşmacılar. Sağ olun. Sorum, hürmetli Aftan Dil Erkinov ve Rüstem Cabarov ve aynı zamanda da Tanju Bilgemize de üçlü gruba. Şimdi ben Akkoyunlu
Akkoyunlu Nevai Muhlislerinin hazırlamış olduğu divanın sadece birkaç sayfasını şimdi sunum sırasında gördüm. Ama metin elimde olmadığı için, el yazma elimde olmadığı için bilmiyorum ama verilen bilgilerden bana şöyle bir şey geldi. Aslında burada Çağatayca'dan Akkoyunlu'nun kullanmakta olduğu Oğuzca'ya yapılırken üç farklı şey görüyorum. Yöntem görüyorum burada. Birincisi değişik sözcüklerin kullanılması. Şey gibi kuyaş yerine güneş kullanılması gibi. Evet. Bu Çağatayca'daki bir sözcüğün yerine Oğuzca'daki bir sözcüğü kullanmak. İkincisi bazı kavramların, fiil veya sözcüklerin Çağatayca ve Oğuzca gibi bir değişik, yani farklı kelimeler değil ama aynı bir kelimenin farklı olması, mesela bolmak ve olmak gibi. Bir de bu ikinci bir şekil, yani yeni bir kelime değil, sadece Çağatay Türkçesindeki, yani Doğu Türkçesindeki bolmak yerine olmak şeyinin kullanılması. Bir üçüncüsü yazımı aynı olup da farklı okunması gereken. Mesela orada vardı elif, vav, le. Şimdi Bilgem onun transkripsiyonu yaptığı için Çağatayca yaparak ul diye okudu. Halbuki Oğuzca'da bu oldur. İşte böyle demek ki üç bu şey noktalardaki özellikle böyle yazılışı aynı olup da farklı, mesela kefle yazılır ama Çağatayca'da K diyen mesela kelmek diye okunursa onu Oğuzca'da gelmek diye okumak gerekecektir. Yani K harfini kel yerine gel diye okumak gerekecektir. Elif, vam, elif, vav, lam, lam yazılanı da ul değil. Ul olsa bu Çağatayca olur. Onu da ol diye okumak lazım gelecek. İşte bu farklılıklaştırma, yani ben görebildiğim böyle yani metni tam incelemediği için sanki üç ayrı şekil var gibi orada. Bir farklı kelimelerin kullanılması, kuyaş, güneş gibi. Bir de aynı sözcüğün Çağatayca Oğuzca'daki farklı yazılışı, olmak, bulmak gibi veya kelmek, gelmek gibi. Üçüncüsü de yazılışı aynı fakat Çağatayca'da ul diye söylenecek olan Oğuzca'da ol olacak. Bu konuda acaba ne diyorlar? Onları sormak istiyorum. Hocam çok güzel bir farkları siz hissetmişsiniz. Aslında bu sana yaptığım tezde de siz dediğiniz bu farklar vardı. Mesela böyle bir sözler var. Mesela Doğu Türkçesinde, yani Çağatay Türkçesinde esir Türk sözü olan ama Oğuz Türkçesinde onun yerine Arapça veya Farsça sözlerin kullanması da var. Mesela Doğu Türkçesinde, yani Nevai'nin orijinal esir dilinde yanlış sözü var. Yanlış. Bu Doğu Türkçesinde gibi anlamında geliyor. Ama burada, yani Oğuz Türkçesinde Akkonulu Divanı'nda nispet sözü kullanıyor. Nispet biliyorsunuz Arap kelimesi, Arap sözüdür. Yani şu anda aklımda değil ama böyle bir farkları çok sizin gibi yöntemlere bölmüştüm. Bu üç değil, belki burada 4-5 tane yöntem de var. Mesela bazı kelimelerde tam başka bir yöntemde kullanılmasında rast geliyoruz. Ama bunları şu anda elimde o kitap olmadığı için şu anda demiyorum ama böyle farklar çok. Mesela o kaf, gaf anlamında da çok iyi sözleri söylediniz. Yani o zamanlarda, yani 15-16 yüzyıllar Türk kaynaklarında K ve G sesi yerinde ancak kaf yazılıyordu. Mesela şu anda biz keldik diyoruz, küldük diyoruz, küldüm diyoruz. Ama siz geldik diyorsunuz. Azerbaycanca, Türkmence ve Türkiye Türkçesinde geldik diyorlar. Ama orada her iki mesela o Çağatay Türkçesinde de Oğuz Türkçesinde de kafla yazılıyor. Keldim yazılıyor. Belki o zamanda da keldim ve geldim gibi bir farklı olmuştur. Ama o zamanda biz ancak kaf yazıldığı için onun sesinde nasıl bir fark olduğunu bilmiyoruz. Yani bu böyle siz doğru anlamışsınız. Yani böyle bir farklar, böyle bir tefavutlar var.
Bu konuda acaba Aftan Dil Bilgen veya Tanju Bilgemiz bir şey söylemek ister mi? Evet, Aftan Dilcan, benim savalim açık oldu mu ya Özbekçe aytay mı? Düşünerli haması. Düşünerli. Ahmet. Yani bir yerde burada çok şeyler var. Mesela biz bu yerde bu Akkunul Divanı'nda haysı kelimesini görüyoruz. Haysı. Veya haçan. Bu Özbek dilinde Çağatayça'da haçan haysı oluyor. Bu bizim bu Özbekistan'da bu divanı gören insanlar bunu hiç anlamazlar. Yani çok bir maksimal oğuzlaşmalar da var. Aynı zamanda Çağatayçanın kelimeleri de orada kalmış. Hepsi değişmemiş. Bunun üzerinde bu şey istihsan yapan Abdurrahman Harizmi'nin bu hedefi ne oldu? %100 bilmiyoruz, anlamıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Atilla Yorma Bilgen bir şey, Tanju'nun bildiğin bir şey diyecek galiba. Evet, evet, ben söyleyebilirim. O temel Oğuz unsurlarını uyguluyor. Kelime söz varlığında birkaç tane var ama mesela beki tek yapıyor. Nedir? Nevai ol kuyaş ısıtmadın körüp can bir bu demçü dehrde sensen Mesih dek ferdi. Bu Nevai'de. Akkoyunlu'da Nevai ol güneş ısıtmagın görüp can bir bu demçü dehrde sensen Mesih tek ferdi. Bekleri çok düzenli olarak te yapıyor. Kahı sızıcılaşması çok düzenli. T'de ses değişmesi bir iki fire dışında düzenli olarak kelime başında T'd sedalaşmasını çok net yapıyor. Gaygey gelecek zaman eki dediğimizi yer yer sunsun yapıyor. Tabii bir engelleyici unsur var, vezin. Aktarım da aruz vezine göre yapılıyor. Orada söz varlığında her zaman belki tam Oğuz unsurunu aktarmıyor ama kahı gibi ses değişmelerinde işte biri vir bv değişmesi yapmak gibi yapabileceği yerlerde temel ayrım olan noktalarda lehçeler arasında bunları yapmış düzenli olarak nedir işte dalın yazıldığı için dan okuyoruz. Doğu Türkçesinde hep dal yağının olduğu için tabii harekede yok neticede metinde kef için değerlendirmeyi TD vasıtasıyla gidiyoruz elbette. Evet, tilemezmen diyor. Ha, mesela masmes, olumsuz geniş zaman ekini çok düzenli. Mazmez, sonda sedasız değil, z'lisini tercih ediyor mesela. Onları aktarıyor. O bariz iki lehçeyi birbirinden ayıran en azından Oğuzca diyoruz. İşte bu noktada hakikaten o dönemde Leyla hocamız da dem vurdu. Bu coğrafya tam ayırt edici. O fonetik bakımdan da özellikle yerleştirme üzerinde titiz biraz da istatistik bir çalışma yapmak lazım. Veznin zorlamadığı yerleri de bularak yapmak lazım. Bu belirleyici bu tür şeyler ama kelime başında BM'de mesela Munça onları B'li yapmıyor. Munça aynı şekilde devam ediyor. Men diye aynı kelime başında M korunuyor. Bu bakımdan bir özen var. Özenli bir lehçeler arası aktarım. Abi, bir de bir dördüncü şimdi aklıma geldi. Üçünü saymıştım. Şimdi bir dördüncüsü de kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler. Biliyoruz ki bu Anadolu Türkçesinde ince sıralı söylenen
Arapça, Farsça sözlükler Çağatayca'da kalın sıralı söylenir. Fakat şimdi Akkoyunlu arada olduğu için mesela Türkmence'de de Türkmence Orta Asya'da olsa, Oğuzca olsa bile bu Arapça, Farsça kelimeler kalın sıralı Türkmence'de. Ama acaba Akkoyunlar'da, o devirde 15. yüzyılda Arapça kelime Anadolu Türkçesi gibi mi okunması gerekir? Yoksa onu acaba bu Türkmence'ye benzetip Akkoyunlu, yani bu konuda da acaba ne düşünüyorsunuz bu özellikle Arapça ve Farsça sözlüklerde? Mesela diyelim ben şu anda bilmiyorum ama örnek olarak mesela Türkçe'de biz Ömer diye okuyoruz mesela metinle, Osmanlı metinlerinde. Fakat Orta Asya Türkçesinde o Umar'dır. Aynı Arapça'daki gibi kalın veya ömür kelimesi umurdur. Acaba bu Akkoyunlu metninde böyle kelimeler geçerse özellikle mesela Osman değil Usman'dır. Ama bunları nasıl tespit edilecek? Bir de bu sorun var yani sorunlar var. Evet. Efendim biliyor musunuz yani o zaman da sesliler var sessizler var yani o biz ünlü ünsüz diyoruz ve o sesliler o zaman nasıl okulduğunu biz şu anda bilmiyoruz. Şu anda onda ses kaydı yoktu. Ama şu anda siz doğru dediniz. Mesela Ömer, Osman sözleri Umar, Osman gibi okuluyor. Mesela Azerbaycan Türkçe, Azerbaycan kelimesi mesela Türkiye Türkçesinde Azerbaycan'da Azerbaycan diyorsa biz Azerbaycan diyoruz. Biraz o sesliyle konuşuyoruz. Ama siz doğru mesela o dediğim gibi nispet sözü Azerbaycan'da nispet, Türkçe'de nispet gibi okuluyorsa biz nisbat diyoruz. Evet. Çünkü evet. Ama şu anda biz bilmiyoruz. O zaman da bundan 5 asır önce bu sesliler nasıl okuluyordu biz bunu tam olarak bilmiyoruz. Mesela ben bilmiyorum. Belki kimse de bunu tam olarak biliyor ama o yüzden bu sorunuza o kadar tam olarak cevabım yoktu. Doğru. Belki Aftandıl hocamıza bir yanıt var olabilir. Yok yok orta konkret yap yok. Evet öyle. Zaman makinesine ihtiyacımız var şu anda. Bilim kurguyu destekliyoruz. Sadece tespit edebildiğimiz işte Trilgey Oğuz'da Dirile yazmış bariz Dirile. Şeyleri belirleyebileceğiz ama herhalde kitapları çıkardığımız yerde anlaşılacak şekilde yazacağız. Şu anda Osman okumanın da... Bulgay ola oluyor mesela. Bulgay mesela Çağatay Türkçesinde ama Oğuz Türkçesinde ola. Böyle farklar çok yani. Tabii o dönemde de ağızlar var, onlar arasında fark var. Net bir fikir vermek mümkün değil. Yazı dilinin o şeyine güvenip ortaklayıcılığına ve anlaşılırlığı esas alacağız bir nebze. Karar vereceğimiz çok bariz bir fonetik alfabe yok elimizde tabii. Atilla Yorma Bilgemiz'den sorusunu alalım. Bu arada Özbekistan'da saat bayağı ilerledi. Saat 11 olmak üzere. Saat 12 olmak üzere yani. Ha, 12 olmak üzere. Öyleyse bir 15 dakika içerisinde toparlarsak sanal tayımızı yeterli olur sanırım. Buyurun Atilla Bilgem. Şimdi her iki konuda yani çok güzel, çok güzel. Yani özellikle bu Ali Şir Nevai konusunda çok kızıklıdır derim. Fakat ben... Timur Bilge bir konuya dikkat çekmişti. Türkçedeki bu tuhaf bir ikilik var. Özellikle renk adlarında. Bir düşünelim. Bir kere şimdi nasıl diyelim yani nötral bir ses sözü var mı acaba bilemiyorum. Kırmızı. Bir kere kırmızı alıntı. Yani neden alıntı? Kızıl var, efendim kızıl var, al var. Her ikisi, yani şimdi hadi kim al ile kızıl arasında nasıl bir fark var? Bunu kim nasıl açıklayabilir? Yahut
özellikle yani Türkçe'yi yabancı dil olarak öğrenenler için bu gerçekten çok büyük bir sorun. Şimdi ben burada aklıma şey geliyor. Azerbaycan Türkçesi ile İstanbul Türkçesi arasındaki bir takım farklar. Aslında İstanbul Türkçesinde daha çok böyle örnekler var. Yani alıntı bir öz bir kelime, bir de alıntı bir kelime. Ta Azerbaycan Türkçesinde de mesela İstanbul Türkçesinde ateş diyoruz. Ot, yani bugün od diyen pek yoktur. Odun denir geçiyor ama od diyen yoktur. Anlam biliminde buna bir şey denir. Parçalı anlam yahut anlam bulanıklığı böyle bir şey var. Çünkü bu iki kelime tam olarak eş anlamlı olmuyor. Ama bu aradaki farkı açıklamak o kadar zor oluyor ki. Etimolojiken yani bir örnek almıştı. Kalp. Hani nasıl bir fark var? Ne zaman yürek diyeceğiz, ne zaman kalp diyeceğiz? Bunu anlatmak çok zor. Şimdi aklıma bir örnek daha geliyor. Alıntı değil de İstanbul Türkçesinde bir takım nasıl desek bozulmalar var. Bütün Türkçede, Türk dillerinde anaya ana denir. Değil mi? Ve İstanbul Türkçesinde Türkçeye aykırı bir şekilde anne diye bir kelime türemiş. Evet, ana da kullanılır. Ama şimdi Türkçeyi öğrenen biri için ne zaman anne diyeceksin, ne zaman ana diyeceksin? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Şimdi dedik ya parçalı veya anlam bulanıklığı bununla ilgili bence. Ana bir yandan ana şey yerine baş yerine kullanılıyor. Mesela hani başhekim diyoruz. Ama bu ana yol ki ana yol nereden çıkmıştır? Ne anlama geliyor? Şimdi daha kötü bir örnek vereceğim. Sözlüğe baktığımızda, herhangi bir Türkçe tek dilli sözlüğe baktığımızda ana dil kelimesi var. Ana dili sözü de var. Ana dil yani kendisinden başka diller türetmiş olan bir dil. Mesela hani Latince'den nasıl işte İspanyolca, İtalyanca vesaire diller türemiş. Latince bu dillerin ana dili. Yahut Türkçe için bir örnek verecek olursak Çağatayca hem Özbekçe'nin hem Uygurca'nın ana dili durumunda. Ana dili ise bilindiği gibi herhangi bir bireyin başta anasından, yakın çevresinden öğrendiği bir dildir. Ve bütün dillerde, dünyanın en azından ya dillerin çoğunluğunda bu ana dili bu anlama geliyor. Ancak şu maalesef bu iki kavram öyle kötü bir şekilde karışmış ki. Ana dilde eğitim diye bir söz var mesela. Ya bu ne anlama geliyor? Ana dil dedik ya, konuşulmayan bir dildir. Peki ana dilde, yani konuşulmayan bir dilde nasıl bir eğitim verilir? Bunu lütfen açıklayabilen açıklasın. Ergün Bey bu konuda herhangi bir şey söyleyebilir misiniz?
Bana mı hocam? Evet, evet. Ben şöyle, bu ana dil, ana dili hem kavramsal içeriği dolayısıyla hem imlası dolayısıyla karıştığını düşündüm. Dolayısıyla ata dil terimini önerdim kendi çalışmamda. Yani o sizin kaynak dil, köken dil olarak kastettiğinize ata dil denilmesini önerdim. Çok bilinen kavramı ise ana dili. Dediğim gibi bu hem kavramsal göndergesi açısından hem de imlası bakımından hem bir karışıklık var hem tartışma konusu. Kendimce böyle küçük bir öneride bulundum. Ata dil. Ama tabii bir dakika, bu... ata dil ya, ata dil ise evet. Yani bu ne kadar ata... tutar? Bilmiyorum. Evet, ama burada ata sıfat oluyor o zaman. Ata dili medizyası yok. Ata dil. Ata dil. Ata dil. Eksiz. Evet. Tamlama. Eksiz. Güzel bir adlandırma olmuş. Karışıklığa meydan vermeyecek bir şekilde. Ata dil, geçmişten gelen dilimiz. Ana dil ise evet. Edindiğimiz temel dilimiz anlamında. Teşekkür ediyoruz. Atilla Yorma Bilgemize de bu sorusu için, Enge Yılmaz Bilgemize de. Sadık Armutlu Bilgemizin elini görüyorum. Son soru olarak da ondan alalım. Sonra ise oturumumuzu kapatalım. Çünkü Özbekistan'da çok geç oldu, 12 oldu gece yarısı. Oturumumuzu burada sonlandıralım. Buyurun Sayın Bilgem. Herkese iyi akşamlar. Bilgelerime selamlar sunuyorum. Ben Timur Hocam'a bir katkıda bulunmak istiyorum ama ne kadar isabetli olur onu bilemiyorum. Birden aklıma geldi Timur Bilgem'i dinlerken. Son sorusuyla ilgili, yani Türkler Arapça, Farsça kelimeleri nasıl telaffuz ediyorlar üzerine bir anekdot okumuştum. Aklıma geldi, onu sizlerle, bilgilerimle paylaşmak istiyorum. O da şu, Tebrizi, Fars Edebiyatı'nın çok ünlü bir kaside şairi, Selçuklar döneminde yaşamış. Yine Selçuklar döneminde yaşayan Nasr-ı Husrev var, bunları hepimiz biliyoruz. O der ki, Tahran'a geldim, sefernamesinde, Tahran'a geldim, Katran isimli bir şairle karşılaştım. O kadar çok... şiir yazmıştı ki Farsça şiir. Fakat Farsçayı bilmiyordu diyor. Bakın o kadar çok Farsça şiir yazmış ama Farsçayı bilmiyor. Şimdi herhalde Farsçayı bilmiyor dediği Farsça kelimeleri, Tebrizli bir Türk olduğu için Katran, Farsça kelimeleri Türkçe kelimelere göre telaffuz ettiği için onun Farsça olduğunu herhalde kanaat getirmemiş olacak ki, veya kanaat getirmiş olsa da yani bu bizim konuştuğumuz Farsça olmadığı için bunun yazdığı şiirde Farsçayı bilmiyor anlamına gelebilir. Böyle de yorumlayabiliyoruz. Hatta bir anekdot da anlatırlar. Rahmetli Ali Nihat Tarlan hocamız çok iyi Farsça konuşmasına rağmen Tahran'da gider İstanbul Farsçasıyla konuşur ve neticede hiç kimse hocanın ne demek istediğini anlayamaz. Yani tahmin ediyorum Türkler, kanaatime şey yapıyorum, söylüyorum. Yani ilk devirlerden itibaren Farsçayla, Arapçayla tanışıp şiir yazdıkları andan itibaren onları Farsça telaffuzlarına göre değil de belki söylem itibariyle diyorum. Yani Türkçe söylemiyle ifade ettiklerinden dolayı bu da Fars ve Araplar tarafından iyi karşılanmamış olabilir. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sadık Armutlu Bilgemize. Evet, artık sorumuz yok sanırım. 84.
TÜSAT Bitik Türk Bilim Sanal Tayımızın bugün 3 saatin sonunda sonuna geldik. İki değerli sunum vardı. 3 değerli bilgemizden bunları dinledik. Tabii bu arada Tanju Oral Seyhan bilgemizin, Atilla Yorma bilgemizin, Reca Ünal ve diğer bilgelerimizin de katkıları oldu. Hepsine de ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Özbekistan'dan katılan bilgelerimizin sunduğu Alişir Nevai 1471 Akkoyunlu Muhlisler Divanı'nın önemi gerçekten bilmediğimiz yeni bir Alişir Nevai'nin divanının bir varyantını bizlere tanıttı. Çok şey öğrendik. Profesör Doktor Engin Yılmaz bilgemizin Dile Toplum Bilimsel Bakış başlıklı sunumuyla da Türkiye'de yeni olan bu alandaki gözlemlerini, tespitlerini öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz herkese, değerli sunum yapan bilgelerimize ve katkıda bulunan bilgelerimize. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Şimdi ben kapanış müziğimizi şey yapacağım. Kapanış müziğinden sonra ne diyorlar şey YouTube kanalını kapatacağım. Bu arada YouTube kanalından da epey kimseler yazmış ama vaktimiz kalmadı. Onları söyleyemeyeceğim. Birçoğu iyi dileklerde bulunmuş. Bir iki soru da vardı ama artık sona geldiğimiz için maalesef onları soramayacağız. Ama YouTube kanalını önce demek müzikle kapanış şeyimizi, jeneriğimizi oynatacağız. Sonra Zoom'da vedalaşacağız. Onun için eğer çok geç değilse ayrılmamanızı rica ederim. Ben hemen kapanış müziğimizi başlatayım. Teşekkürler. Evet, çok sağ olun. Demek bu 84. oturumumuz sonunda oturum başkanı Akartürk Karahan bilgemizin güzel idaresi altında, yönetiminde güzel bir oturum geçirdik. 25 kişi Zoom'dan izledi. Herhalde bir 100'e yakın kişi de
izlemiştir YouTube kanalımızdan. Değerli konuşmacılar vardı Özbekistan'dan ve Türkiye'den. Özbekistan'dan özellikle Navai çalışmalarıyla en önde gelen Özbek bilginlerinden olan Avtandil Erkinov ve hem onun öğrencisi ve artık yetişmiş bilgesi olan Rüstemcan Cabbarov birlikte Navai'nin Akkoyunlu muhlislerinin hazırlamış olduğu Oğuz Türkçesine yakın bir şekilde el yazmasından istinsa edilen nusası hakkında çok güzel bilgiler verdiler. Demek 5. divan sayılmasa bile yine de önemli bir şey ve en önemlisi bu Çağatayca ile Oğuzca arasındaki demek bu farklılıkları göstermesi bakımından da önemli bir çalışma. Bundan sonra elbette Engin Yılmaz bilgemizin bu toplum bilimsel açıdan Türk diline bakışı hakkında çok değerli konuşmasını dinledik ve çok değerli tartışmalar oldu. Bizim bütün şeylerimizde olduğu gibi bu tartışmalar ve şeylerle de epey açıklık geldi ve epeydir Mustafa Bilgemiz katılamıyordu. Bu toplantıda Mustafa Altun Bilgemiz de katıldılar. Bu yüzden çok teşekkürler ve Sadık Armutlu Bilgemiz de katıldılar bu şeyde. Ve bir de genç Türk bilimciler olarak Gözde Salur, Ceren Selvi ve Meryem Erdoğan katıldılar. Hepsi bunlar Ceren doktor olmuş zaten doktor ama öbürleri doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri. Ha, bu arada unutmadan Eyüp Tugay Bahar'ı söyleyelim. Eyüp Tugay Bahar'ı da uzun zamandır tanıyorum. Özellikle divan şiiri ve aruz vezni üzerinde bir uzman diyebilirim. Bizim de bir çalışmamızda çok büyük yardımları oldu. Şerafettin Bey'in şiirlerinin vezinlerinin bulunması hem aruz hem de hece vezniyle. Bu yüzden Eyüp Tugay Bahar'ın da katılmış olduğuna teşekkür ederiz. Ve ayrıca Ravza Kaygısız, Gülendam, Mirhan Nova herhalde olacak isimler var. Tabii her zamanki gibi Tanju Oral, Seyhan Bilgemiz yalnız bırakmadılar ama zaten bu toplantıya katılmaları lazımdı zaten. Yani bir 4. konuşmacı oldular aslında burada. Çok güzel. Leyla Bilgemiz de şu anda galiba ayrılmış bu durumda mı? Evet ayrıldılar ama Leyla Bilgemiz de katılarak güzel katkıda bulundular. Demek bu sanal tayımıza da sizlerin katılması tabii Atilla Yorma Bilgemiz'le Sevil Bilgemiz'i de söyleyelim burada. Onların da sürekli olarak katılarak bizim bu sanal taylara verdikleri destek için çok teşekkür ederiz. Bizim Kuzey Avrupa'daki temsilcimiz Atilla Yorma hem Finlandiya hem Macaristan hem Yugoslavya yani büyük bir çerçevede Balkanlardan da bizim sesimiz oluyorlar. Tabii bu arada bizim yönetim kurulu Recai Ünal Bilgemiz, Şerife Yalçınkaya, Hikmet Demirci bilgelerimiz. Demek inşallah herkesi kimseyi unutmadık. Evet, böylece